TVM ekranlarından her şeyi konuşalım'a hepiniz hoş geldiniz. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün yine çok güzel bir program olacak. Her şeyden farklı, her günden daha farklı bir gün olacak. Çünkü bugün çok değerli ve çok güzel bir hanımefendi bugün bizim konuğumuz. Efendim, türünün en güçlü, en değerli ve en başarılı seslerinden birisi Muazzez Abacı bugün stüdyomuzda. Uzun uzun sohbet edeceğiz kendisiyle. İnşallah. Hoş geldiniz. Hoş, günaydın. Günaydın. Herkese günaydın. Nasılsınız? Çok güzelsiniz. Çok şıksınız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. You're welcome. Hoş bulduk canım. Thank you. You're welcome. Evet. Dilerseniz bugün önce bir genel tanıtımımıza bakalım. Bak, sonra konuşacağız. Programımızda neler varmış görelim, ardından buradayız. Evet, evet, olaylar. Bugün böyle Muazzez Abacı hazır gelmişken şöyle Safiye Ayla'dan tut Müzeyyen Senar'a kadar, Beyi Aksoy'a kadar böyle bir kolaj haberlerimiz var. Hepsini yad edelim diye. Rahmeti erenleri rahmetle analım, yaşayanları da sağlığına duacı olalım dedik. Amin. Özel program yaptık. Yine tabii gündemin de faktörleri var. O konuda da Muazzez Hanım'ın da düşüncelerini öğreneceğiz. Ya. Ama her şeyden önce Muazzez Abacı bizim için çok heyecan verici bir program. Neden? Şimdi Muazzez Abacı sabahın bu saatinde buradaysa, bu sadece her zaman söylüyorum, ya bir insanın bu saatte gelmesi için ya delirmiş olması lazım ya da program üyelerini, azalarını çok seviyor olması lazım. Ben ikinci şık olduğunu düşünüyorum ve teşekkür ediyorum kendi adıma. Size de çok. Özellikle Saçit de benim kardeşim gibi. Bir de seyirciye olan hani sempatimiz, saygımız. Yani bu sanki böyle bizim hani askeriz de nefer gibi böyle bir mecburiyetimiz gibi. Güzel, televizyon çok önemli. Benim bu camiaya girdiğim ilk günden beri 75 senesinde tanıma şerefine nail olduğum, teşekkür ederim, şahsiyetine, bilgisine hayranlığım ve saygım sonsuz ama sesine hakikaten hayran olduğum bir astrolist. 40 yıldır tanışıyorsunuz. Evet. Yani. 40 küsur senedir tanışıyoruz. Benim hayatımda ve benim şahsiyetimde laüsel yetkisi var. Bir tek Abacı konuşur istediğini. Evet. Teşekkür kuliste ederim. Kuliste aslan bunu söyledi. Konuşabilsem. Krallarına istediğini konuşabilir. Krallarına ağızlaştırmam dedi ama Abacı evet. Döver de, söver de, yok, sever de dedi. İstediğini yapabilir. Ama yaptığı her şeyde, bak yaptığı her şeyde en az kendim kadar samimi olduğunu bilirim. Kesinlikle. Evet. Bir isterseniz Muazzez Abacı VTR'miz var. Çok kısa, evet, çok kısa. Evet, hazırladığınız çok özel bir programa. Teşekkür ederim. Görelim, ardından tekrar buradayız. Şimdi Muazzez Abacı 4 nesil Muazzez Abacı'yı tanıyor. Şimdi ben Saçit Aslan'ı nereden tanıyacağı belli. Saçit Aslan onu Maksim'den, gazino dünyasından tanışıyorlar. Sarı kurdelem sarı diyor. Evet. Ben esmeri kaymak ile beslerim. Evet, evet. Şimdi ben de Muazzez Abacı'yı ilk tanıdığım zaman, o zaman Komedi Dans Üstü'nde Maksim'de çalıştığım zamandı. Ya. Ondan sonra çok yıllar sonra tabii ki çok tabii değerli, o zaman kim küçük? Tabii hepimiz ki. Ya. Çok değerli kızı, meslektaşım Doktor Sabah. Ankara'dan, bir Ankara ortak geçmişimiz tabii de var, Bahçeli Evler. Hayat tesadüflerle dolu. Onları da konuşacağız. Devamında yıllar sonra 2004-2005'e bağlayan yılbaşında TMSF Star TV'ye el koydu. Şimdi ben de uzanlarla ortağım. TMSF'e geldi ama memurlar hiç ne yapacaklarını bilmiyorlar. Dediler ne yapacağız, yılbaşı var. Dedim siz bana bırakın. Muazzez Hanım'ı aldım. İbrahim Tatlıses'i aldım. Ya. Bir de sunuculuğa da kaynana Semra'yı aldım. O yıllarda trendi. Ya o zaman. Evet, evet. Evet. Ve diğer televizyonlar milyonlarca dolar harcarken o program gün birincisi oldu, rekorlar kırdı. Ne güzel, ne mutlu. Bunu yaşadık. Sonra devamında bir gün televizyonu açtığımda Muazzez Abacı 7'den 70'e herkesin ne yapıyor acaba derken birden Muazzez Abacı'yı bir reklam filminde gördüler. Açken ben değilim dedi, ürün ismi vermiyoruz. He. Ve Muazzez Abacı başka bir
formda yeni Y, Z kuşağı, yeni gençler. Ya yani her dakika yerlerde büyümemiş. Süründüm. Ondan sonra, evet. Şimdi, filme tersten başlayalım. Gazinoya doğru geri gideceğiz. Ve dün de yeni bir reklam kuşağı daha başladı bir internet sitesi. Onun ilk versiyonu. Evet. Şimdi bu reklam olayı nereden çıktı? Ve çok iyi çıktı. İyi ki hiç de çıktı. Bilmiyorum. O reklam tabii adını söylemediğimiz yerlerde süründüğüm reklam. Ürüne çok güzel faydası olduğu için böyle üniversitelerde falan da ders olarak gösterilmiş. Evet. O ürüne faydasından çok, dolayı... Ben tebrik ediyorum o reklam metin ve proje yazı. Evet, proje çok yani bir zeka güzel. Ürünü. Tabii. Aynen. Gönül yazarında olduğu var. Yani bir zeka ürünü yani nihayetinde sizi hem... Sizi seven bir kuşakla buluşturuyor hem sizi... Oradaki en güzel cümle... Yeni kuşakla. Astroliste bağladı diyor. Evet. Ya sorma. Onu iyi çözmüşler. Ondan dolayı bir reklam dünyasında böyle bir hani kıpırdanma yaptı ama bu. İnsana tekrar bir dinamizm, motivasyon açılan gayet şeyler tabii, değil mi bu? Gayet tabii. Yani ben çünkü sanat hayatım boyunca bir sürü film teklifi aldığım halde... hiçbirisine okey demedim yani film çevirmeyi düşünemedim yani bir şeyi tekrar tekrar yapabilir miyim onu bilemedim çünkü o çok ayrı bir eğitim. Bir de yapar mıydın bir abacı? Yapar mıydın o tarihte? Ya mesela? Kralını yapardı bence. Hayır. De vakti var mıydı bakalım? Gençken de hoştum da güzel. Onu demiyorum. Kendin yani isteyerek yapar mıydın? Yani sıcak baksaydı yapardı. Yani belki de o kadar sıcak bakmadığını zannediyorum. Evet yani. Şimdi o tarihlerde devasa bir astrolistti. Yani yürüdüğü her zaman yer oynuyor. Yani şimdi oraya gideceğim. Hatırlıyor musun? Maxim'de ilk nasıl? Deli misin ya? Hatırlıyor musun ne ya? Bu ya. Ses soluk kesiliyor ya sahneye çıktığı ya, zaman. Ya bu çıt o ne şık. Bak bir şey itiraf edeyim. İlk defa burada yanında söylüyorum. Yani söylemek istemiyordum ama düşündüm söyleyeceğim. Bazen zaman zaman evde tek başıma bu senin bana indirdiğin müzik programında veya ondan önce de o meşhur YouTube'da. Birkaç uygulama var. Çok eskileri her şeyi buluyor. Milyonlarca şarkı. Yani YouTube'da da bulunmayan şarkıları buluyor. Aynen. Ondan sonra Saç Bey onu... Yemin ediyorum, Allah şahidimdir. Onundan dinlediğim zaman huşu içinde 2-3 tane eser var. Allah'tan TRT bunları koymuş oraya. Harika. Kur'an hakkı için gözyaşlarımı tutamıyorum. Ay canım. Bu okuduğu zaman kendime hakim olamıyorum. Senin için hem bir müzik yolculuğu hem bir zaman yolculuğu. Rahmetli babası da öyleydi. Yani o locanın orada hep indiğine... Abacının 3-5 tane şarkısı vardır ki beni oradan alıyor, götürüyor ve çok üzüyor beni. Yani üzüyor beni hakikaten. Tatlı bir buruk yani, acı veriyor. Evet, çok buruk bir acı veriyor. Kirpiklerinin gölgesine güllerle bezenmiş. Ya. Vardım ki yurdundan aya göçülmüş. Dün gece Yeysin'le kendimden geçtiğimi dinliyorum. Ben de kendimden geçiyorum. Defteri kapatıyorum. Şimdi ben Maxim'de veya diğer gazinolarda çalışırken... Sen bir kere Türk müziğine şey yaptın yani. Yandan geçti. Yandan da geçmedi. Ya. Ne yandan yandan geçti? Dur, şimdi onun sebeplerine de geleceğim. Yalnız gazinoya geldiğimde şunu gördüm. Ama çok güzel projeler ürettin. Çok değerli sanatçılara... İmza bu toplumda, şimdi Allah bu toplum, var. Şimdi diyelim şu var. Ben diyelim sushi seviyorum. Ha. Fakat Diyarbakır'da sushi satamam. Aynen. Bu sektör, bizler sektörün hep şikayet ettiğim tarafıdır. Evet. Radyo dayatması. Radyo aynen. Diyor ki, ben pop çalıyorum. Niye kardeşim? Aynen. Reklam vereni. Ulan reklam veren şey mi? Uzaylı mı? Ya. O da işte karşı komşunun oğlu. O bir apartmanda oturan bir adam. O da Ninni ile büyümüş. Ondan sonra, o da Türkiye ile. İşte bu Batı. Batı ki Batı'nın kralını okudu da ya. Ondan sonra hani ben bilmiyorum kolejde okumuş başka sanat müziği ya, solisti ya, değil mi? Ya o solist zaman Batı'ydık yani. Batı. Hele ki bugün kolay. O zaman kolejde okumuşluk. O zaman beş çok üniversite önemli. Bitirmişliğe bedel. Yani, Türkiye'de 2-3 tane okul vardı o zaman. Habire kolej yoktu yani. Sizin bir de bu koleje girme hikayeniz var. Ya onu Cumhurbaşkanı bir, işte. Onu bir anlatır mısınız? Celal Bayar. Ben 7 yaşında falandım. Rahmetli babam makine kimya endüstrisinde müdürdü. Onların bir gecesi oldu. Ankara Turan restoranda.
Cumhurbaşkanı, işte bakanlar, işte bu makine kimyanın genel müdürleri, müdürleri. Ben de tabii onlar mesela Ankara'da o zaman yok Süreyya, yok bilmem ne böyle yılbaşlarında annemler böyle lame mame elbiseler giyer giderlerdi. Ben eteklerine takılırdım. Ya ben de. Onlar bana şifon elbiseler yapar. İlle ben hani şarkıcı, bir şey şarkı söyleyen varsa takılırdım yanına giderdim, sarılırdım. O ateşte o zaman da o müzik alemine hastaydım. Beni de götürdüler. Orada nasıl oldu? Bir an bir şey oldu. Dediler ki sen sahneye çıkıp şarkı söyler misin? Babama dediler. Senin kız çok güzel şarkı söylüyor. Bir tane sahneye çıksın söylesin. Ben 7 yaşında falan, 8 yaşında veya 9 yaşındayım veya 10 bilemiyorum. Yani ilkokul yok. İlkokul 2. sınıfa gidiyorum. Seneye 3'e gideceğim. Böyle elbiselerim falan, puantiye kayı, yeşil bir elbisem falan. Çıktım sahneye, dediler ki Cumhurbaşkanı Celal Bayar şey istiyor, Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Dedim amma kolay şarkı istedi ha. Ben de o zaman Musiki Sevenler Cemiyeti'ne gidiyorum. Bütün ağır eserleri öyle bir fotoğrafım var. Öyle bir fotoğrafım var. Ta o yaşında. O tarihinde, tabii. O tarihteki, o yaştaki bir fotoğrafı. Atilla Özdemiroğlu çalıyor, ben söylüyorum. Böyle bir fotoğrafı var. Evet, küçükken. O yıllar. Sonra işte ben amma da kolay şarkı istedi Cumhurbaşkanı diyorum. Üsküdar'a giderdik işte Sayın Reis-i Cumhur Hazretleri falan ben orada konuşuyorum. Bilmiş. Ondan sonra emirleriniz olur falan filan diyorum, şarkıyı söylüyorum. O da böyle karşımda oturuyor, küçük bir yer zaten duran restoran. 200-300 kişilik. Hemen bana bitti şarkı, gel bakayım dedi. Gittim yanında Mümtaz Tarhan, işte diğer... Allah'ım benim okulumun sahibi, ya, Allah rahmet eylesin. Şey, devlet başkanları, yardımcılar, şunlar bunlar, Celal yardımcılar. Harika hanımlık. Evet. Efendime söyledim. Rahat biz mısın? Oturduk. Rahatım canım. Dedi ki şey dedi sen dedin bakayım dedi. Burada mendil vardı çıkardı şey. Sen dedi bakayım dedi nasıl dedi lokum dolduruyorsun mendiline dedi. Hacı Bekir'i açtırmış lokum aldırtmış orada yaverine. Aa. Hadi bakalım şu lokumları mendile bir dolduralım dedi. Ondan sonra bende de ruj falan var ha. Yani yanlış anlamayın. Zaten ruj konsantif olarak, solist olarak. Sen ne diyorsun tabii o zamanlar var. Solistik baş. Şey dedi, sen dedi, ne akıl ne cici bir kızsın dedi. Sen dedi konservatuvara mı gitmek istersin, koleje mi dedi. Oradan nasıl olduysa benim ağzımdan kolej çıktı. Çünkü konservatuvar biliyorum ki Batı müziği. O kadar. Yani oradan doğru. Biliyorum. Türk müziği okuyamayacağım evet. Yani. Sen koleje gittim okuyabildim. Orada da okuyamadım. Bundan sonra beni Mümtaz Tarhan'a dedi ki hemen dedi Leyli Mecani dedi. Üçüncü sınıfta başlattı. Okula üçüncü gittim. Sınıftan girdiniz yani. Tabii, böyle bir füze gibi girdim. İyi de çalışkan da talebeydim. Notlarım çok iyiydi. Hocalarla aram çok iyi. O zaman da müsamerelerde gene az solistim. Ama Bach'lar, Beethoven'ler, Chopin'ler, Schumann'lar, işte Ziya Aydıntan, efendim Muzaffer Arkan, işte TRT'nin... yani orada Türk müziği ağzını açamazsın. Allah'tan ortaokul zamanında şey yaptılar, türkü söylememe izin verdiler. Ben de milli oyunlardayım. Osman Özdenkçi, Emin Aldemir geliyor spor salonunda ben haydi zeytinyağını yiyemem. Ama şimdi aklıma hep neler geliyor ya Allah sana uzun ömür. Ya bir gün durum çok kritik. Detay sorma. Anlatma pişman etme beni. Durum çok kritik. Abacı odada oturuyor. Geldim şimdi odaya. Onun kapısını vurmadan giremezsin. Kapıyı vurdum. Hafif açtım. Abacı dedim. Böyle yaptı bana. Ne var? Aynadan konuşuyor bana. Ne oluyor dedim.
Naş dedi, naş. Uza, uza diyor, uza. Yani durum vahim. Ne olmuş ki? Tabii. Tarzan zor durumda. Tarzan zor durumda. Ya bir gün böyle çok oynuyoruz. Sahne müthiş. O arada da böyle Maksim'de de iki tane yer vardı böyle aralardan evet. girmeye. Bir tane buradan sazlar girer, bir tane buradan az sonra işte merdivenlerde girer. Ben buradan en uçta şey çalıyordu. Neydi Güngör. O? Güngör. Güngör hoş. Allah rahmet eylesin. Darbuka. Allah rahmet eylesin. Ne matrakalar. Ben baktım Güngör'e, bir kere baktım. Yani ne yapıyorsun sen demek istedim. Fizan içmiş. Bir daha baktım ne yapıyorsun diye. Oralı değil. Yallah. Efendim aksağı Gürcuna çalıyor. Gürcuna'yı baş çalıyor yani. Allah sana emanet. Ay vallahi ondan sonra ben oradan bir girdim Erol Köşe. Bir ay. Girdim baş. Onu böyle kaptım aradan dışarı çıkardım. Darbukada elinde kafasına git. Gelirken bembeyaz geliyor. Cebimde tırnitirim var diyor ki dil altımı ver. Zavallı Güngör abi zaten yavrum. Güngör abi zaten ufak tefek. Gözünden yaş çıktı ya. Aldı evet kucakladı dışarıya. Ondan sonra tekrar çıktım. O Burhan Atakan öyle de. Ya bu Maksim'e dedi. Solist olmak için Muazzez Hanım. Biz eskiden badem şekerleri alırdık işte Bahriye. Bahriye'ye o çok eski dil çok güzel konuşurdu. Evet, eski ama asker bayılırdık çünkü. Tabii. Etvar-ı hariciye. Melahat-ı veçiye. Efendim mesela. Tenasübül endam. Evet. Ondan nefailin, sonra. Ama işte o bu kadar güzel bu Arap-ı Farisi insan bir anda Allah bulamıyor. Keşke. Ya Allah ben köşkte. Köşkte Ankara'daki o zaman. Çıkmayın. Hayatımda o köşkteki benim ve köşkün sonu oldu Mazlum Avcı programı. Ve bitti program. Fahri Bey dedi ne yapıyorsun ne oluyor? Dedim ki bizim istikbalimizi düşünüyorsan burayı kapat. Gerekçe? Gerekçe mi? Gerekçe mi? Hangi gerekçeyi sayayım diyorsun? Bir cümle gerekçe. Muazzez Avcı gitti. Gitti. Ama nereye gitti? Tabii daha, gitti. Daha şimdi çok... Muazzez Avcı gitti. Kimsenin haberi yok. Alıp götürmüşler Avcı'yı. Alıp götürmüşler tabii. Öyle değil mi? Aynen alıp götürdüler. Alıp götürdüler. Stat otelinin önünden geçerken de Mustafa Kandıralı'yı almışlar. Allah uzun ömür. Hasan Eybetleri. Evet evet onunla da ilgili bir terimiz var. Evliliğe gidiyorlar. Kimsenin haberi yok. O gün de matine var, kadınlar matinesi. Ana baba günü. Sabah 5'te geliyor millet. Bekle Allah, bekle abacı yok, bekle Allah, bekle. Ya diyorum ki Burhan Bey, abacı yok ya, ne yapacağız? Bu kadınlara ne yapacağız ya? 500 kişi var, 700 kişi var. Babama söyledi, dedi ki babam herkesin parasını verin. İade edin paralarını. İade edin. 700 kişinin parasını tekrardan aynı sıraya girip iade ettik. Düşünebiliyor musun? Şimdi bundan sonrasını Mustafa Kandıral anlatıyor. Hmm. Ondan sonrasına biz şahit değiliz. Gidiyorlar oraya, her şey hazırlanmış, nikah. Mustafa Kandıral, yani sazlar da geliyor. Ben. Sazlar. Benim çocukluk arkadaşım, 68'den beri arkadaşım. Mustafa'ya dedi ki, Kandıral'ya, çal bakalım diyor bir Beati Saz Semaisi. Mustafa diyor ki, sabah sabah diyor Beati Saz Semaisi diyor, çıkar. Sabah sabah çıkar. Çıkarıyorsunuz ve sonra yanlış çalıyorsun diyor. Mustafa dedi ki 40 senedir bunu çalıyorum böyle ses çıktığını duymadım diyor. Ya bu iki ama hem şimdi hem sinirliyorsun hem de gözünden yaş çıkıyor. Aynen. Ya, aynen. Başka, neler yani? Ya, başka, daha konuşacak çok şey var. Çok. Biraz günümüze dönelim. Evet. Sonra Allah sana uzun ömür versin. Amin. Allah 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 canım Allah benim. Canım benim. Evet. İlk haberimizle başlayalım efendim. Gündem oldukça yoğun. Serdar Ortaç ve Chloe çifti. Serdar Ortaç şimdi öyle açıklamalar yapacak ki bakalım. Chloe için neler söylemiş? Evet. İşte böyle. Serdar Ortaç.
Rax yıllarıydı. Rax kapandığı için marka verebiliyoruz. Büyük bir müzik şirketiydi. Tıpkı Prestige Müzik gibi o da kapandı. Evet. Şimdi Rax zamanı sanırım Serdar Ortaç, siz de o zaman Rax'taydınız. Tabii ilk biz beraber başladık Rax'ta. Orada gözlemlediğiniz Serdar Ortaç nasıldı ilk zamanları, hatırlıyor musunuz? Valla Serdar hiç değişmedi. Hep aynı çocuk, hep aynı gönül. Siz onun da şarkısını okumuştunuz. Ya tabii. Serdar iyi bir çocuktur. Çok etliye sütlüye karışmaz. Dünyasında. İşine bakar. Çok efendi bir çocuktur. Yaz bir gün böyle çok pişman olmuştu. Oyun oynuyordu. Ben dedi, bu dedi akıllanmayacağım. Ben deli olacağım dedi. Annesi de üzülüyormuş. Gene böyle hep... Müziğinde, işinde, gücünde. Muazzez Hanım, dizi izliyor musunuz? Programı mı? Yok. Televizyonda izlediğiniz diziler var mı? Var. Neler var? Muhteşem Yüzyıl'ı izliyor musunuz mesela? O bitti ama. Şimdi Paramparça var. Yok, onu izlemedim. Onu izlemediniz. Onu izlemiyorum. Paramparça var. Ünlüyü çok severim. Paramparçayı zaman zaman izliyorum ama... Eşkıya'yı çok seviyorum. Eşkıya'yı kimler? Oktay Kaynarca'nın. Çok seviyorum. Tarı, Oktay. Oradan bak seçtikleri de yine... Öyle. Ha? Ya huyundandır ya suyundan. Peki Boğaz Hanım, şimdi bugün baktığınızda... Ya bir şey sana söyleyeyim mi? Söyle. O dizilerle, bizlerdeki karakterlerle falan benzemez. Buna inan. Kur'an çarpsın, hepsi hayal olur onun yanında. Onun da bu masakada yürek var. Teşekkür ederim. Billahi. Aslında öyle de değil be sadece. Korkam yani. Pat dese birisi önüm patlar. O başka yok, yok. Da. O başka bu da bir böyle. Şey. Yüreklilik başka o, bir şey. Öbür arkadaş da başka türlü. Onunla da ilgili VTR'miz. VTR'miz. Ya o dizilerdeki karakterlerle bunu... Aynı kefeye yok, koyabilir misin ya? İmkan var mı ya? Allah'ını seversen. Benzemez birbirine ya. Hiç hayat ya. Şimdi kuliste konuşurken Bülent Hanım'ın kulağını çınlattık. O sevgili. O, biraz Bülent Ersoy izleyelim. Evet. VTR'mizi üzerine konuşalım. Hazır. Evet. Önce Diva Bülent Ersoy'un Ebru Gündeş'i nasıl yerin dibine soktuğunu göreceğiz ve hemen ardından da geçtiği dönemlerde, geçtiği yıllarda Bülent Ersoy'un uğradığı silahlı saldırı sonucunda oluşan bazı gelişmeleri ekranlarınıza getireceğiz. Görelim. Ya şimdi ne kadar büyük acı. O günleri hatırlıyorum da şimdi önce şunu söyleyeceğim. Adam Bülent Ersoy'a ölümcül ateş etmiş. Allah korumuş. Böbreği gitti. Adam diyor ki pişmanım, öldürmedim vesaire. Ya bunlar var ya, ben inanamıyorum. Ve 4 yılda çıkıyorlar. Adalet sistemi tabii değişti, yasalar. O zaman daha kolaydı. Yani ar damarı utanması da yok ki, bir de iyi ki öldürmedim diyor. Ve şuraya geliyor. Fix bazı şarkılar var. Çırpınırdı Karadeniz vesaire. Bu istek şarkıları hep gazinoda olay çıkardı. İsterler, bilmiyorsa silahlar falan filan. Aslında çok güzel bir şarkıdır ya. Çok güzeldir değil mi? Ben evet, çok sevdiğim bir şarkıdır yani. Bunun okunmaması, okunsa neyi kastediyor, okunmaması neyi kastediyor? Yani onu okumaktan niye imtina edenler? Çok bence son derece sözleri ve müziği muhteşem bir şarkı yani. Bülent Hanım'ın o ilk yıllarını nasıl değerlendiriyordunuz? Valla yani muazzam. Bülent hep orijindir yani. Bülent hep... toplumun kalbine girebilen bir insandır. Yorumu çok güzeldir. Zaman zaman böyle bazen bir egzajere etse de Türk müziğini çok iyi bilen, çok iyi icra eden bir sanatçıdır. Siz o solist olduğunda Maxim'de, siz zaten o yıllarda... Bir sene sonra. Aramızda bir sene. Bir sene sonra. 74'te o, 75'te Abacı. Ha, siz daha sonra geldiniz. Yok. Bülent evet. Bir sene sonra. Sen bir sene sonra. Öyle mi? Evet. Hayır, Sacit abi işte anlattığı yani, bir hikaye var. Bülent o zaman böyle smokinler içinde evet. Falan böyle hani çok genç. Yakışıklı. Çok genç. 70'te mi sen çıktın? Ben 70... Hayır. 75'te. 75. 75'te ya. Şimdi Gönül Akkor'un mu
Gönül Akkor sanırım Fahri Bey. Çıkmamış. Bülent Fahri Bey evet Gönül Akkor'un alt kadrosuna koymuş. Gönül Akkor itiraz edince de Fahri Bey demiş ki yani. O zaman demiş 10 solist. Daha da hak bunlar. Yani Fahri Bey tabii bunları yakalayan bir patron. Beyne, yüreğe sahip bir insan. İleriyi gören bir insan. O zaman öyleydi. Yani Fahri Bey çok seçiciydi. Daha da hak yani Bülent sonra cinsiyet değiştirerek de çok orijinal değil. Yani, çok da zorluklar yaşadı. Gayet tabii yani. Allah şimdi biraz evvel İbrahim Tatlıses meselesi de öyle. Evet. Yani. Ama yani Bülent'in de Bülent gibi de biri gelmez kolay. Gelmez. Tabii. Asla gelmez. Tabii. Yani. Onunla da ilgili da, daha çok. İbrahim de mesela yani o da daha da hak. Yani İbrahim kendi inkar etmiyor. Ben diyor mağarada büyüdüm diyor bilmem ne diyor. Orada Oxford mu vardı da okuduk diyor, bilmem ne diyor. Tamam. Ama İbrahim Tatlıses gibi bir ses de gelmiyor. Tabii ki. Onun hakkını teslim yani, etmek lazım. Onu da çalışarak, gözlemleyerek, tecrübeleriyle kendini tabii ki muazzam bir yere getirdi. Onun için ben konuştum öyle yani. Eğitimi göz ardı etme diye ondan konuştum. Evet birazdan da tekrar izleyeceğiz. Bülent Hanım'la ilgili o dönemler tabii ki Sarıç Bey diyor ki sahneye çıktı ve seyirci önce bir anlam veremedi yeri ve çok kremde krema bir seyirci vardı ve sustu. Susunan şarkıya geçmeden susun anlamında. Sonra da şarkısına çok başladı. Güzel, Türk şimdi biraz evvel bak ne dedi? Ben dedi rahmetli Celal Bayar'ın karşısında 7-8 yaşında bir kız çocuğu çıkıyor. Kendine yani öyle büyük bir itimadı var ki zaten şahanelerine falan öyle bir konuşma da hazırlamış kendine. Kafasında o kelimeleri o cümleyi kurmuş ve Celal Bayar gibi bir cumhurbaşkanının dikkatini çekiyor. Ve yanında oturan ismini zikrettiğim Mümtaz Tarhan o tarihlerde İstanbul valisi ve aynı zamanda İstanbul valisi. Ankara Kulesi. Hem belediye başkanı hem İstanbul valisi. Ve Türkiye'nin en önemli kolejlerinden bir tanesinin sahibi, evet. Kurucusu. Evet. Bülent Ersoy, yani o nasıl kendi hayatında bir kırılma noktası anlatıyorsa, Bülent Ersoy'un da o günkü kendine olan üst düzey bir itimadı var. Şimdi var. Orada karşısına çıktığın insanlar aşağıda oturarak eleştiriye hazır insanlar. Gayet. Hepsi isim sahibi ve yaptırım gücü olan insanlar. Evet. Şimdi onların karşısına gelip de sen eğer inanarak kendine olan itimadında bir zerre kadar bir falso görerek öyle durursan seni bir dakika teneke bağlarlar sana. Aynen. Çünkü bak şimdi o zaman rezervasyonu öyle ulu orta kapıdan geçip içeri giremezsin yani. Tabii yani Maksim'de yerler belliydi. Evet. Herkesin masaları, rezervasyonları belliydi yani. O kendi orada gücünü ortaya koydu ve ben o gün yine her zaman söylüyorum, yaşadığım sürece de bunu söyleyeceğim. O sahneye ilk çıktığında, Maksim'e çıktığında Bülent Ersoy olmadı. O sahneye çıktıktan 15 dakika sonra kendini aynen kabul ettirdi. Aynen. Bir de Sacit abi bana bir anısını anlatmıştı. Şimdi ama o anıya gelmeden önce şuraya geleceğim. Bülent Hanım da programımıza teşrif ettiğinde dedi ki vallahi dedi Muazzez hariç hepimiz Fahri Bey'in bir böyle şaplağını yemişizdir hayır, dedi. Hayır şaplak olur mu Fahri Bey? Kaldır küldür gibi. O nazikçe söyledi. ama bak, dedi şey Muazzez Hanım dışında. Ben söyleyeyim ondan sonra abacı söylesin. Muazzez abacı bırak böyle bir hareket tarzını. O günkü Muazzez abacıyı konuş. Şimdi hepimiz, bizim gençliğimiz beraber geçti onlarla. 40 senemiz var. Yani o tarihlerde genç hepimiz böyle ateşli havalardayız. Tabii. Muazzez abacı kurduğun cümlelerde eğer sinkaflı bir şey varsa uçan buluttan nem kapan bir kadın. Aynen ve bir adım ötede cevabını alırsın. Yani o müsaade tabii, tarz. Fahri Bey'in solistler arasında konuşmasına ayarladığı ender solistlerden biridir Muazzez Abacı. Bir tanesi rahmetli müzisyen Senar Hanım Efendi'dir. Biri Zeki Müren'di. Son o felaket olan hadiseye kadar ki ondan yaşadığı sürece Fahri Bey de çok pişman oldu. Zeki Bey de çok pişman oldu. Çok üzüldü çünkü. Ve birbirlerine dargın öldüler. Şimdi bu işin içerisinde bu benim hayatımda da geçerlidir.
davranış biçimlerinde hareket, yani davranış biçiminde kurduğun cümlelerde dikkat, son derece dikkat sarf ettiğin artistler vardır. Bunu korkudan değil, bunu bunu onu incitmemek adına, kırmamak adına söylersin. Ama karşı tarafı tahkir etmek adına söylersen o yanlış hedeftir Muazzam Hacı. Benim tarifim bu. O, bir, hatta bir röportajınızı okudum. Hiç içimde tutamam. Değil yani. Mi ki, değil mi ki demişsiniz bir gazete röportajınızda. Fahri Bey bana el kaldırmayı bırak, benim ona terlik atmışlığım var. Hayır, kapının bilmiyorum. Kapının köşesine yani. Attım. O kadar da çok böyle. Olabilir. Yani. İhtimaldir bu. Zannetmiyorum. Öbürkü ihtimal değildir. Fahri Bey'e de çok büyük saygım vardı benim. Çünkü çok işi bilen bir tabii, insan. Doğaya. Yani A'dan Z'ye, o tabii, sahne tabii. Üzerine. O işin tamamı üzerine. Konukları ağırlaması, yemeği, sohbeti, insanlarla ilişkileri. O gün Türkiye'nin en büyük insanları, en büyük kişilikleriyle el sıkışan, sevişen tabii. Bir insandı. Yani Fahri Bey bir gazinocu değildi yani. Beni komedyen üstünde bizi çağırtmıştı ilk yılımız. Daha önce fuara gitmiştik. Hasan Boralar götürmüştü. Beni çağırdı. Doktor ne yemeği istiyorsun dedi. Bir şey söyledik orada. Oo, yok nasıl? Dedi. Onu dörtte birini alacaksın ya, dedi. Buyurun, nasıl tabii. Yani dedim. Doktor dedi. Sonuca bakacaksın dedi. Sen burada çalışıyorsun diye kaç tane ekstraya gideceğini biliyor musun dedi. Bilmiyorum dedi. Ondan sonra o yüzden dedi. Tabii biz şovmeniz 15 dakika 15 dakika. Ya ben 20 sene çalışmışım Erol Köse. 20 sene. 20 sene sonra... Bir baktım, dedim ki milletin evi var, arabası var, efendim seyahatlere gidiyor. Ben böyle memur gibi Fahrettin Aslan gazinolarında, Ankara, İstanbul, İzmir, turnike, artı bir de fuar, 365 gün online makineler bilmem neler çalışmışım. Yani yevmiye hususunda da çok şeydi. Ha ama yani. Demek ki siz solistsiniz diye sizi başka yerde de... Hayır ondan değil. Bak onu sana söyleyeyim ben. Köprünün o tarafına geçmiyor. Nazı geçen ona iyi niyetle onun samimiyetine aynı samimiyetle cevap verenleri istismar etme gibi bir duygusu var. Mesela şimdi bu saydığı tarif ettiği şekliyle sana söyleyeyim. Bize O 20 sene orada çalıştı ve önemli bir astrolisten bahsediyoruz Muazzez Hacı. Yani, araya giriyorum. Başka bir yerde olsa Muazzez Hanım'ın adası şatoları olmaları aynen. Lazım. Aynen. Yani çünkü karşı taraf dediği rahmetli Osman Kavcı'nın evet. Çakıl Gazinosu sahibi falan. Yani Fahri Bey o zaman 1 veriyorsa onlar 5 veriyor. Tabii. Şimdi o 1 ile 5 arasındaki diferans bu kadar farklı bir diferans olmasına rağmen niye bunu veriyor? Peki madem bunu veriyorsa yani... Yok aslında... Bir saniye. Şimdi sizin haklı olduğunuz yerler var. Tabii. Müdahale etmeyin lütfen. Tabii. 1 lira alan artistin 5 lira aldığı yerde buna 1 lira veriyorsun da... Senin 2 lira yevmiye verdiğine 15 lira verilen artiste sen 2 lira vermen lazım. Niye ona 8 lira veriyorsun? Bu işte balans dengesi. İşte burada hem o balans dengesizliği nereden kaynaklanıyor? Naz geçmesi. Hayır. O belli mihrakların oraya başka türlü bir prezentasyonundan kaynaklanıyor. Ha. Yani orada bir üçgen var. Şimdi Muazzez Hacı'nın hayatındaki en büyük sermayesini ben sana söyleyeyim. Allah'ın ona bahşettiği gırtlağı. Amin. Evet. Amin. Tamam mı? Muazzez Hacı kendi özel hayatında seçimlerini kendi ortaya koymuş bir kadındır. Ve bunların iyi veya kötü faturalarını da kendi ödemiştir. Evet. Bunlardan üçüncü şahıslar hiçbir zaman rahatsız olmamış. Aslında. Yani zarar kimseye görmemiş. Kimseye sirayet etmemiş. Şimdi Muazzez Hacı gibi astrolojilere kumanda edemezsin. Kumanda edemediğin zaman da 15 liralarına 8 lira vermeyi yeğlersin. Ama 6 lira verdikleri kadına da 1 lira verir. Bilinçaltında oradan bir... Aynen öyle. O bilinçaltı ödeşmedir o. Enteresan tabii. Psikanalitik baktığımızda. Bir anı daha anlatmıştı Sacit evet. Abi bir gün. Bu tabii eleştirel şeyler oldu zamanında. İsmi lazım değil. Orada
Maxim kariyerine uymayan solistler de çıktı devamında. Evet. Filmin sonuna doğru. Ve evet. bir gün dedi Muazzez Zabacı geldi. Evet. Ve sahneye i̇şte sahibi baktı. Burada. Döndü oradaki seyirciye dedi ki siz bunları alkışlarsanız Aynen. bunlar da buraya çıkar dedi. O evet. günü hatırlıyor musun? Dönerken de sağlam bir tekme kapıştırdı. O da öldü gitti. Tekmeyi yiyen Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Biz de fuayede oturuyorduk. Kabul edemediniz değil mi? Yani haklı olarak. Şeyden çıkmıştık. Albüm yapıyorduk o zaman. Hep de böyle devasa müzisyenler, 3-5 kişi. Mustafa Erset rahmetli, Tarzan Mustafa falan. Hadi gidelim Maxim'e. Dedim ne yapacağız şimdi Maxim'de? Ya otururuz işte locada bir yerde, bir şey içeriz, muhabbet ederiz falan. Neyse biz gittik. Ondan sonra bana söylendiler. Biz buraya niye geldik? Bunu dinlemeye mi geldik? Siz getirdiniz beni dedim. Doldurdular bunu. Beni doldurdular tabii. Aynen dediğin gibi. Biliyorlardı. Bunlar... Ama o da şuur altı zaten bunlara oraya haklı olarak o aynı muhalefeti ben de yapıyorum. Ben sesli yapıyorum. O şuur altı o da şuur altı yapıyor. O hazır. Evet. Şimdi A düzeyindekilerin yanında. Yoksa herhangi bir kişiye herhangi bir muhalefetten değil yani. O olaya yani olaya. Oradaki tabii, tabii, aynı yerin işgal edilmesine muhalefetim yani, var. Çocuğunu büyütmüş diyor. Maxim'e emek veriyorsun. Yürek veriyorsun. Ondan sonra çıkıyor bir saçma sapan liyakati bir insan olmayan. Evladını istiyor. Tabii. O da çekiyor gidiyor. Onun gibi bir şey. Aynen. Yani karışamıyorsun. Bir şey yapamıyorsun ama bir üzüntü oluyor yani. Orada patladınız. Evet. Çünkü Maxim çok değerliydi. Çok. Yani. Çok. Yani öyle kalmalıydı. Öyle kalmalıydı, evet. Filmin öyle kalmalıydı. Abacının o gece orada yaptığını yemin ediyorum Maxim tarihinde hiçbir artist yapamadı. Yok. Yani... Koran hakkı için yapamadı. Ama o, yani bu, o aslında söylemiyorum. Salla başı al maaşı değil, bilakis yani orayı özümseyip evet. Kendi benliğinde yani ben bunu söylerken mesela 20 sene çalışmışım. Onu ben büyük bir yürekle yaptım. Tabii ki. Hak görüyorsun kendini. Her şeyi bile bile ha, aidiyet yaptım. Aidiyet yani. Müktesef hak görüyor kendini. Karşılıklı o yani. Fahri Bey'in düşüncelerine katılarak, sevgi saygı duyarak yaptım. Yoksa ya ondan sonra da kıyamıyorsun tabii yani. Sacit'e de çok konuşmuşluğum olmuştur bazen. Of. Hayır tabii bunlar şey de oluyor yani. Halkın gözlem değiştirmesinden, paranın el değiştirmesinden, halkın talepleri, yani arzları, talepleri bilmem. Peki bir şey söyleyeceğim Muazzez Hanım. Bugün benim bir tespitim var. Katılır mısınız acaba? Tabii Türkiye'deki sosyoekonomik değişimler dışında ben gazinoları özel televizyonların bitirdiğini düşünüyorum. Tabii bir bölüm onun da şeyi var. Etkisi katkısı var. Çünkü adam yani dedi ki zamanında niye gideyim canım oturup İvo Show'u seyrediyorum önümde. Kuruyorum masamı. Gazino evet. önümde. O kadar para vereceğime bir mağrula. Başka nelere bağlıyorsunuz siz baktığınızda? İşte dediğim gibi yani onun da etkisi var. Ekonominin etkisi var. Toplumun el değiştirmesinin kültürel bir değişim, var. Sermayenin değişimi. Yoksa bu ne patronun değişmesinden görüşünün... Müteşebbisler de azaldı tabii ki. Müteşebbislerin de görüşünün değiştiğinden değil. Tamamıyla dediğin gibi hem arz talep oluyor hem... Sayıştı abinin buraya gelen konuklarımız oluyor mesela. Gece Ferman Toprak misal, tesbih şarkısı falan. Kaçta sahneye çıkıyorsun? Abi beklerim diyor. Gece 2'de çıkıyorum diyor. Çok geç. 2.30'da çıkılır mı ya sahneye? Ondan sonra. Ya mesela. Şimdi ya. Biz 11'i 5 geçse söylenmeye başlardık. Aynen. Sacit abi siz o solist olarak program karşısında 12'ye çeyrek kala solist sahnede olacak. Prensip bu. Tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Sacit abinin de dediği kardeşim diyor Maxim'den girince zaten içeride ayna var. İnsanlar içeri girmeden önce bir kendine çeki düzen veriyor. Aynen. Çeki düzen veriyor ve insanlar oraya Aynen. bir çok önemli bir düğüne davete gider gibi şık belli bir duruşta, belli Özellikle. Bir hürmette. Acaba müşteri profili o zaman çok daha mı nitelikliydi sizce? Gayet tabii. Ve şimdi tabii yani bu... Yani toplumda mesela şimdi Refi Koçlar, Sabancılar deyince bunlar kalkar da gece 2'de
bilmem Perman'ı, Aymen'ı, Mırman'ı. Dinlemeye giderler, gitmezler. Ama Zeki Müren'i gidiyorlardı, dinliyorlardı. Beyya Hanım'ı gidiyorlardı. Müzeyyen Hanım'ı gidiyorlardı. Hepsini VTR'lerine gezdik. Peki o konuyu sormak istiyorum. Çok özel değilse, anlatmakta bir beis yoksa. Zeki Müren'le o tartıştıkları konu neydi Fahri Bey'in temelinde? Özel bir konu muydu? Hayır. Bir büyük Maxim kadrosu, hatırladığım kadarıyla, ben orta son sınıf talebesiydim, hatırladığım kadarıyla söyleyeceğim yanlış yapmamak için. Büyük Maxim'in arasında, içinde çok küçücük bir yazıhanesi vardı. Bebek'teki mi? Büyük Maxim, Taksim'deki. Ha, Taksim. Kadroda Leyla Sayar var. O tarihte ve o tarihin en popüler solist altı. Gayet öyle. Bir şekilde... Sonradan hani bu dinsel temaya geçmişti. Evet. O tarihin en popüler artistlerinden biri. Ondan dolayı kaynaklanan bir sorun var anladığım kadarıyla. Ben de babamın yazıhanesine annemden gizli gizli kaçıp orada oturuyorum. Öyle, işte söylüyorum ya, bir ortaokul son sınıf talebesi. Yani, evet yani tarih tam hatırlamıyorum ama söylerim şimdi tarihi. Öyle bir münakaşa gelişiyor ve hiç unutmuyorum Zeki Bey'in odasından çıkıp bunun odasının kapısının önünde oluyor bu münakaşa. Ses tonları bayağı yüksek. Aslında yine ego savaşı olabilir, yönetme. Ama o güne kadar Zeki Bey'in öyle bir tarzı falan ona kimse şahit olmamış yani. Evet. Orada, Leyla Sayar'ı mı istememiş? Leyla Sayar... sahneye mi çıkmamış, çıkmıyor o neonlarla, ilandaki problemden dolayı bir şey var. Zeki Bey de Leyla Sayar'ı savunur mahiyette konuşuyor. Çünkü Leyla Sayar'ın o kadroda Nazım rol oynadığını biliyor yani. Büyük bir renk olduğunu. Zeki bir insan. Tabii canım, şimdi Zeki Bey, Zeki Müren'in kadrosu öyle kestemperane işler olmaz. Yani Zeki Bey de çok güçlü bu konuda, derya gibi bir adam. O arada kemancı Darbaş var, meşhur Darbaş. Çıgan müziklerinin ilahı olan bir adam. Evet, plakları var bende. Evet, o da ufak tefek bir adam ama çok janti, çok beyefendi bir adam. Sonradan da tanıdığım için söylüyorum. O da hadiseye müdahil oluyor. O yapıcı olarak müdahil oluyor. Fakat babamın o zaman tabii en güç şeyli zamanları. Yani, o da deli genç, fişek. Deli fişek zamanları. Evet. Ve o istenmeyen hadise o gün orada cereyan etti. Ve hepsinin sonu oldu. Ve işte hiç unutmadığım bir laf. O gün bitti mi olay? O gün tabii çok bitti. O gün %80'iyle bitti. Sana dedi işte ne diyorlar, paşa paşa diyoruz, sen kendini hakikaten paşa mı zannediyorsun diye başladı kepazelik. Öyle devam edin. Cümleler büyüdü. Ama hiçbir zaman bir daha da rahmetli Zeki Bey dönmedi. Dönmedi abiciğim. Kim Allah diyorsa ki döndü, yalan konuşur. Zeki Bey deyince siz iki gün önce Zeki Müren'i anma konserindeydiniz. Ya. Reji o VTR'yi hazırlayalım, 20. VTR. Evet, önce izleyelim, sonra üzerine konuşalım. Çok değerli bir gecede sahne aldınız. Evet, o özel geceye gidelim, ardından buradayız. Zeki Müren albümünün lansmanı yapıldı. Zeki Müren'in aramızdan ayrılışının 20. yılı anısına gerçekleşen İşte Benim Zeki Müren albümünün tanıtım konseri geçtiğimiz akşam Emek Sineması'nda yapıldı. Zeki Müren Gazinosu ismiyle düzenlenen gecede albümde yer alan Muazzez Abacı, Muazzez Ersoy, Berk Sözener, Engin Altan, Kıraç ve Nüket Duru gibi isimler sahne aldı. Sunuculuğunu Çiğdem Tunç'un yaptığı gecede İlyas Tetik yönetimindeki 22 kişilik orkestra sahnedeki solistlere eşlik etti. İmidimde susamdın sabahları, çayımda şeker gün doğarken, dön ne olur henüz erken. Evet, bize biraz o geceyi anlatır mısınız? Ya Zeki Müren tabii yani dünyaya gelen ender seslerden. Ve çok çok yetenekli. İlk nerede tanıştınız Zeki Bey'le? Vallahi Zeki Müren'le ben ilk zannediyorum ki ilkokuldaydım. Pazar günleri şeyi vardı. Radyo programı. Neşriyat, evet, radyo. Benim de annem yaş günümde aldığı küçük bir ev radyom vardı. Her pazar 11'de onun programını dinlerdim.
Ve her programdan sonra tuttururdum, ağlardım. Anne, ben Zeki Müren'le evleneceğim diye. Bomba. Tuttururdum böyle. O kadar severdim, o kadar güzel dinlerdim böyle. Ondan öğrenirdim. Müzik aşkını zaten size aşılayan en önemli unsurlardan biri. İlk öyle tanıştım. Ondan sonra sahneye bir albüm Silemezler gönderen, evet, arkası duydum. Allah Allah. Albüm yaptım. O biraz böyle şey yaptı ortalığı. Ses getirdi, bir etkiledi. Fahri Bey de dedi ki biraz basınmasın, kullanın. Bir sene sonra Maksim'e ayak atacağız falan dedi bize. Biz de öyle yaptık işte rahmetli Atilla Kurtbaş'la. Sonra işte ben sahneye geldiğimde, ilk sahneye çıktığım zamanlar Zeki Bey çok severdi beni. Ah bülbülüm diye telefonlar açar. Nasıl kibar bir insandı. Çok, çok zarif. Sonra ben sahneye çıktığım zaman Maksim'e değil ama. Çakıl Gazinosu'nda ilk sahneye, aha, çıktığım zaman. İlk sen Çakıl'da çıkmadın ki. Bizde çıktın. Biliyorum. Ha, bizden sonra gittin, orada çıktın. Zeki Müren beni dinlemeye geldi. Ha, anladım. İlk, ha. Çakıl'a. Böyle eteğimden tuttu. Evet. Burada okuyacaksın dedi. Burada ben seni dinleyeceğim dedi. Öyle yani. Ama ben başka bir olay daha duydum dün düzenleyenlerden. O eteği dün konserde mi giydiniz? Etekten. Ya MC. O MC. Evet, evet. Böyle kadife bohçalar içinde, evet, saklıyorum. Bugün birçok gazetede manşet olacak. Çok sevdiğim bir elbise o benim. 1930'da terzi malalar. Evet, evet. O böyle göz nuruyla işlettiği. Sizin için bir hatırası var. Çok koklayarak sakladığım bir elbise. Sahne adabında Zeki Bey'den tabii feyz aldığınız popkorn oldu. Tabii. O bir okuldu aslında bir nevi. Muazzam diksiyonu, konuşması, efendisi, o şiir okumaları, o üstü başı kıyafet. O zaman Türkiye'de, değil mi Sacicim, böyle nerede bir şeyler ya, yapmak mümkün değil ya böyle bir şey. Aslında da özel hayatında da o sahnedeki duruşunuz ya, çok da espiritüel bir insan. Bir şey söyleyeceğim sana. Elvis Presley nasıldı? Tabii. O da öyle yani. Dün bana dedin ki bu as solistlerin birçoğu rahmetli Müzeyyen Senar ekolünden gelme dedin, değil, evet, mi? O dedi bana. Peki o hangi ekolden geliyor? Ben değilim. Ben Müzeyyen Hanım'a hastaydım. Yani Müzeyyen Hanım'ı, evet, dinlemek şimdi, için Müzeyyen Senar'a hasta olmak ayrı bir şey. Şey verdim, reyim verdim. Hepimiz seviyoruz. Ayrı. Evet. Param yetmedi. Ama Müzeyyen Hanım'ı taklit veya ondan bir şeyler... O ekolden değil işte. Evet. Müzeyyen Hanım hatta bana... O da böyle meyhane işi böyle. Apaşlar. Ben ilk ya albüm 33'lük, evet, bugünün single. Long yaptığımda geldi kulise. Maksim'de okuyordum. Şak diye bir tokat attı bana. Sen dedi, arkandan dedi, attı mı kovalıyor dedi. Hmm. Böyle yaptın dedi. Ben böyle de, giderli hani, okuyorsun ben yani. Ben de baba gibi böyle sığınıyoruz ya. Hemen Fahri Bey'e haber gönderdim. Zeyn Hanım beni burada dövecek diye. Fahri Bey geldi. O aslında sevgisinden size. Tabii canım. Kıymet vermiş. Yapma Müzeyyen dedi. Vurma kıza, yapma etme. Aa, falan filan yaptı. Ama bizim de öyle büyük saygımız vardı ki Müzeyyen Hanım'a laf söylemek falan mümkün kimsenin değil. Kimsenin böyle bir şey söyleme haddi değil de, ama ekol olarak o değil işte. Yani. Ben değilim ekol. Benim daha çok Ankara Radyosu'nda Alaaddin Yavaşça, Bekir Sıtkı. Kadınlardan Perin, kimden etkilendin gençliğinde? Valla Perihan Altın daha çok severdim. Evet, Müzeyyen Hanım'ı, evet, severdim. Efendime söyleyeyim, şeyi çok severdim. Gönül Akkor'u çok severdim. Evet. Yani Behiye Hanım'ı çok severdim. Siz aslında bir kolejli olarak caz ve İngilizce şarkıları da... Tabii o zamanlar öyleydi, tabii, yani. Sizin bir de röportajınızı okudum. Orada diyorsunuz ki, vallahi gizli gizli isim değiştirdim. Hicran adıyla Ankara'da Mor Kulüp'te çıktım. Sorma. Evet, bir onu anlatayım sizlere. Sorma. Evet. Sorma, yani, devam et. Çünkü radyodan sorma. Radyodan yasak çünkü. Neler yaptım sorma. Neler yaptım sorma, ne haldeyim yar. Ah anam benim. Ah Allah sana bunu ver. Şey, amin. Ya o zaman radyodayım, bize yasak, kadrolu. Yok.
Stajyer sanat değil. Öyle şarkı söylemek gazinolara. Allah'tan sonradan değil. Ağzını da biber sürerler. Sonra mor kulübe falan gidiyoruz. Böyle genciz hani. Dans ediyoruz. Bilmem ne yapıyoruz. Dansa. Sabah küçük daha. Çok küçük. Ben dedim burada şarkı söyleyeceğim. Dediler ki ya sen delirdin mi? Atılırsın radyodan. Atılırsın dediler. Yok ya dedim. Ben hicran. Göbek adım ya. Hicran. Bomba. 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 Sonra dediler ki vallahi bak tutulursun atılırsın. Zaten 15 lira mı alıyoruz? Ama bir şey söyleyeceğim. O sahneye ne kadar büyük bir altyapı biliyor tabii, musun? Tabii. O tecrübe. Tabii. Oralar. Aslında antrenman gibi işte. Evet. Düşen bir yaprak görürsen. Böyle. Harika. Harika. Batın harika. Peki bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi ben de Ankara'da okuduğum için işte Bahçeli Evler çocuğuyum. Ankara. Ya. Deneme Lisesi. Ya. Sonra Hacettepe Tıp. Şimdi benim mesela diyelim yeni bir insanla tanışıyorum. Evet. Yeni bir insanla tanışıyorum. Ona diyorum ki sen Ankara'da bulundun ve doğru bak, çıkıyor. Bak. Ankara'nın başka bir ay, bir iki ay bile kalsa insana kattığı bir katma başka değer var. Başka bir havası var ya. Sanatçılar da evet. Ankara'dan çok. Farbi'yi çok seçerdi böyle. Hatta radyodan böyle. Özellikle radyoya. Ve bugün baktığımda geçen seninle oturduk ya abi bir restoranda. İsim marka veremiyoruz. Türkiye'nin en büyük CEO'larından biri. O kadın dedi ki biz dedi sizle deneme lisesinde arkadaşlık dedi. CEO Türk çok 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 önemli bir bilişim markası. Ve Ankaralılar genelde İstanbul'daki en önemli şirketlerin hep başındalar şu anda. Tabii yani, ya. Nasıl hani derler ya İzmirli kızlar güzel olur. Ankaralılar da birçok başarıları izliyorlar. Evet başarılı biri daha var. O da uyuyakalmış. Biraz izleyelim şu kim o? Neydi? Hülya. Evet. Hülya Avşar. Eski eşinin aldatmaları üzerine geçtiğimiz günlerde bir programda, kendi yaptığı programda Kaya Çilingiroğlu'yla yüzleşmişti. Ve onun ardından bir haberimiz daha gelecek. Kaya Çilingiroğlu'nun uslanmadığıyla ilgili bakalım neymiş görelim. İşte böyle. Gazino zamanında müşteri olarak Kaya'yı hatırlar mısınız? Ay hatırlamam mı? Ben komedi dansçısındayken. Özellikle Bebek Belediye'ye tabii, gelirdi. Fahri Bey benim dönemde yasaklamıştı. Çünkü sahneye bir duble içince alkolik bozuyordu bunu. Sahneye leblebi atıyordu. Havuç atıyordu. Fahri Bey yasaklamıştı. Giderdi yani. Bana kalmaz. O leblebi bir gün bademe dönüyordu. Çok severdi ama kalmazdı bana. Adem'i badem ediyordu bir gün Fahri. Allah rahmet eylesin. Babası çok büyük yasak evet, kurumu. Ya, önemli bir ailenin. Kendi de öyle. Çok şimdi, iyi çocuktur ya. İyi çocuk da işte bu artık belli yaşta. Abi ben bu sahnedeki artiste. Ben ezelden beri ben bu edep ve adapla büyüdüm. Bu sahnedeki artiste yapılacak en büyük jest o podyumda sizin masanızın önünden geçerken ve size göz göze gelip bir reverans yapılmışsa verecek en güzel şey bir tek çiçek verirsiniz ve o hiçbir artisti, yalnız solist için söylemiyorum, genelde hiçbir artisti rahatsız etmeyecek bir tavır sergilemek mecburiyetindesiniz. Adab-ı maşeret bunu gerektirir. Yani bir de keyif alıyorsan bunu iç. Bu seni herkes eğer başıyor. Karakterini, senin yapını, naturanı değiştiriyorsa aklı başındaki olan insan bunu elini sürmesin. Evet. Peki Muazzez Hanım, böyle sahnede davranışları nedeniyle sizi rahatsız edip, programı kesip böyle cümle kurduğunuz insanlar oldu mu? Yok. Ben hiç rastlamadım. Öyle olmadı. Onu ben hatırlatayım sana. Hiç rastlamadım. O öyle muhatap olmadı. Bir kere ikinci yarıya çıkmadı. Ve bir papazlık olduk o gece ikimiz. Çünkü ve çıkmadı arkadaş. Hayır, ya hakiki ya, çıkmadı diyor. Muhatap olmam. Ama. O muhatap olmadı. Ya diyorum ki abacı, gözünü sevdiğim abacı, çık bir şey yok. Çıkmadı abicim. Ve biz o gün askıda kaldık. Çünkü neden? Sahnenin o yan üstüne masa konmuştu. Hayır. Sahne. Yanlış hatırlıyorsun. O da vardı ama. Onu indirdiniz oradan. Bravo. Sahneye nasıl masa konuyor? Oradan rahmetli bir Abdullah Bey'in ya işte oradakilerin bir anlık gafleti bir sahneye üstüne değil
en son podyumun, en son podyumun sahneyle ama olan sahneyle eş. Evet, eş yüksekliği eş, evet. 10 santim. Oraya hiçbir zaman masa konmaz. Oraya kondu. O da arkadan bakıyor ya. Bu rahatsızlık, haklı olarak rahatsız oldu. Şimdi iki bölümlü iş o. Birinci bölümde bu dedi ki burada olmaz. Haklı. O masa oradan aşağı indi. Bu sefer en alt, birinci platform, yani en tabandaki yere normal masaya gitti. Ondan sonra filmin ikinci yarısı. Filmin ikinci yarısı başladı. Filmin ikinci yarısına da gelemedik daha. Birinci bölümün son bölüm, son şarkıları, fakat bunun tabii suratı, tarzı, mood tavrı, meselesi, yani işte, yani psikoloji. Bir geliyorum diyor zaten. Etkilendi. Yani. Şu gelen atlı mıdır? Evet, o atlı geli belli. Üstüne üstlük bu aşağıdaki arkadaş, o da öldü gitti, Allah rahmet eylesin. Bu ceketini çıkartıyor kardeşim. Sandalyenin arkasına asıyor. Bu da bunu görüyor. Gel işin içinden çık. Ya öbürküne giy diyorsun, giymiyor. Ya o da. Buna diyorsun ki çık, çıkmıyor. İçeride 400 kişi var. Hadi 400 buyur. Kişi var. O böyle konularda ne Fahrettin Aslan var, ne Mustafa Aslan var, ne Hasan var, ne Allah Hüseyin sen. Var. Bir Allah'la bir ben varım. Buran Bey'de tirini tirini var. Ben onlar tirini ve ilk abicim ve o iş o gün bak kıvıramadığım gecelerden bir gecedir o. Yani hadiseyi kurtaramadığım gecelerden bir gecedir. Tabii bu anlattığım hikaye 35 senenin. Gayet. Yani, o zaman bunlar nerede yani? Bundan konuşacağım. Vay anam vay. Bundan konuşmak için 2-3 lisan bilmen lazım. Introduction'da kalırsın. Tabii. İngilizce, Fransızca bilmen de yeterli. Tabii ki. Prospektüsünü. Bir de böyle, böyle bir de kelimeleri o... Onu seçer. 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 Tamam işte. Malum Fans. Ne dedi diyorlar? Diyorum ki onu ben biliyorum. 6 ay kursa gittim. Gelelim. Çok önemli, çok özel bir itirafa efendim Muazzez Abacı bakın itiraf etmiş, dinleyelim. İsterim ki şu röportajı yapan arkadaş, bu hanımefendi. Nazlı olacak. Evet. Ya. Bu muhterem hanım, şu benim Hasan Heybetli ile bir 10 dakika bir röportaj yap. Abo. Yapamaz şunu. Yapamaz. İlk soru da. Yapan. Ben biliyorum öyle bir... Ya o Kadir'in falan ne kadar istediler Hasan'ın hayatını oynamak falan kabul etmedi hiç. Yani film yapalım. Anlattığınız o röportajda da burada da değinmişsiniz. Bir bakıyorsunuz ki bütün Halaskar Gazi çiçek bir tarlası. Şey tarafı vardı. Bana karşı şeydi yani çok... Kibardı yani evet. Bana karşı öyle, ben hayatımda ondan yani içgüdüsel bir korku vardı ondan, evet. Ona karşı bende. Ama onun tavrından kaynaklanan bir şey değildi yani. O bana böyle bir tokat attım. O tip beyler dışarıda başka bir duruşları vardır ama. Hatta kendi kendine. Evet, evlerinde böyle hanımlarının kadın, yanında çok böyle kadın, sakin olurlar. Nasıl derler. Bir kadınsın falan diye. Dedim çıktım kendi kendime. Ay kimle konuşuyorsun sen dedim. Antrede bağır. Ay dedi apartmanda biraz da dedi. Benim sesimi duysunlar dedi ya. Apartmanda bağırıyor kendi. Evet seni. Yani. Değil hep ben bağırıyorum. Bizim rahmetli babalarımız çok iyi arkadaştı. Hasan Bey. Evet. Hasan'ın babasıyla. Ya benim babam. Hasan Bey nereli aslan? Siirtli. 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 Ondan dolayı da Fahri Bey hani. Ortak iş yaptılar. Çok arkadaşın. İstanbul, Aksaray'da yani. İstanbul Gazinosu vardı. Hı-hı. Orada, ben Hasan'la orada tanıştım. 68 senesinde. 68'den beri tanıyorum. Şimdi çok talihsizlik yaşadı yine. Şu anda evet. Hayatımın ehemmiyeti, hayatımın önemi, tabii ki bu hatıralar gelmiş, geçmiş, hepsi çok güzel, lokum gibi tabii. Benim için. Şerbet gibi bir şey. Tavaf ettiğim bir hayatım var. Çok pişmanlıklarım da oldu. Yanlışlarım da ama. Herkesin de olmuştur canım. Ama çok sevgili bir hayatım var. Çünkü halk dediğimiz kitle çok güzel gönlüne koydu beni. Ondan dolayı çok müteşekkirim.
Boğaziçi Zabacı ama deyince anda, halkın koyduğu bir yer var. Bak, ki orayı ne parayla satın alabilirsin, aa, ne Koç olsan, aa, ne Sabancı olsan ona, ona da şımarmam, yapmam. Evet. Yani bin kere hamdü senalar olsun derim, teşekkür ederim. Şu anda hayatımda bir tek varlık beni hayata anormal bağlıyor. Benim torunum. Ah, ah işte, canım, baldan benim, canım benim. Baldan tatlı. Allah güzel işte yazılar ya. Ondan Sabah'ın babası tabii. Evet. Allah selamet versin. Amin. O da gidiyor geliyor Sabah'a, Amerika'ya torunuyla ne ilgileniyor. Ne güzel. Benim de çok iyi dostum, çok iyi arkadaşım. Allah torun sevgisi başka bir şey oluyor derler. Doğru anlatamam mu? Anlatamam ya. Şeyde havaalanında anne diyor ben de geldim diyor Sabah. Canım. Başka bir şey. Başka bir şey yani, değil başka mi? Başka bir şey. Bir de şeyden dolayı da olabilir mi? Şimdi ilk evlenilen yıllarda çocuk o telaşı, o harala gülme içinde. Yok. Bu başka bir şey. O zaman da seviyorsun çocuğunu. Genç de olsan seviyorsun. Evet. Ben biliyorsun Sabah'a. Çocukluğumdan beri, yani onun doğuşundan beri çok düşkünüm. Üzerine titrediniz. Yani benim elimde. O da hiç yönlendi. Sizin başınızı öne eğmedi. Asla. Harika bir şey. O tarihte belliydi. Oldu, doktor bak. Oldu. O kızın, ben onun çocukluğunu biliyorum. Kupon bir pırlanta oldu. Nüve çok önemli. Tek taş bir pırlanta kızdır. O tarihte annesinden ara sıra gazinoya geldiğinde biliyorum, tanıyorum. Oradaki duruşuyla o çocuğun istikbalinin böyle aynen bir profesör olacağı belliydi. Evet. Evet. Yani, hani diyorlar yani çocuktan belli yani olur aynı olarak. Yani hep 9-10'da 9, 9-10'da 9. Fevkaladeydi, hep duyardık. Tabii not ortalamaları hep öyle. Böyle, şimdi de çocuk ve erişkin profesör oldu biliyorsun. Evet. Psikiyatrist. Evet. Kendi şey ofisini açtı. Siz bana torunuzun ilk doğduğu zamanki minnoş tatlı şeker fotoğrafını göstermişti. Ya. Ondan sonra sohbetlerdik. Karamela ya. Nasıl şeker? Ya. Boncuk boncuk ye ısır çok yani. Çok şeker. Şimdi kaç yaşında oldu abacığım? 16 yaşında. Maşallah. 2000 doğum. Evet. Annesiyle onların diyaloglarını ben hayranım. Yani Sabah tabii. Evet. Bu işin ilmini yapmış. Özlüyor çocuğuyla. Mu peki Türkiye'yi özlüyor Allah mu Sabah? Allah bir uğraşabiliyor, bir uğraşabiliyor. Özlüyor mu Türkiye'yi Sabah? Çok özlüyorlar ama orada işte bir yer ettiler. Çocuğu düzenli. İki sene sonra üniversiteye başladı. Bence de iyi yaptılar. Bu ülke tam da böyle yani, parana güveni olurken. Yani ben çok istiyorum tabii yazın ülkeye ama. Şimdi konuşuyor. Sabah Sera küçük daha işte 12 yaşında falan. Plajdayız. Ben oturuyorum. Yanımda oturuyor. Şu bacakların arasına tabii tombiş. Pişik olmuş. Sabah dedi ki kızım dedi. Küçük. İlkokula gidiyor. Kızım dedi denize dedi gir dedi. O çok iyi gelir sana dedi. Bu da dedi ki valla anne girdim bir kere dedi yandı dedi. Ben dinliyorum. Ondan sonra sen bir kere daha gir dedi. Bak çok iyi gelecekti. Deniz dedi, nereden bilsin benim ikinci girdiğimi dedi. Gene yanar dedi. Ben dinliyorum. Annesinin cevaba bak şimdi. Bilmez olur mu kızım? Ya. Deniz bilmez olur mu? Harika. Bu Laz'ın termos fıkrası gibi. Laz demiş, Laz'a demişler ki işte bunun içine çayı koy, o öyle ısıda duracak. Laz demiş ki, o ne koyduğumu nereden bilecek? Ya sıcağı sıcak, soğuğu soğuk tutuyor. Aynen. Ne koyduğumu nereden bilecek? Abim küçük Sabah, evet. 12 saatte evet. Bir içimde saat mi var benim? Nereden bileceğim? Evet. Bazen evet. Çok sıkışıyor tabii. Benim de suratıma bakıyor. Ben tabii... Müdahale etmiyorsun, ediyor musun? Bir daha, tabii. Sabah'a diyorum, buna laf söylediğin anda bana cinler gelir diyorum. Yani. Vallahi canım böyle ya, sağdan... Peki diyor anne, ben bunu sana diyor büyüyünce diyor cevap vereceğim. Damatla aran nasıl? Çok şeker çocuk. O ne iş yapıyor? Onlar o bilgisayarla ilgileniyor. Yani. Güzel böyle bir işi var. Peki torun tabii ki farkındadır da sizin Türkiye'deki Muazzez abacılığınızın aynen farkında. Ama diyor bu Amerika'da diyor hiç kimse seni tanımıyor anneanne diyor.
İyi ki de tanımıyor. Oğlum deseydi, kızım deseydi. Yani böyle burada bir rahat edeyim deseydi. Böyle olur mu diyor ya. Ondan ya, sonra. Amerika'da çok zor ya. Orada. Yani. Nasıl seviyor ben ya. Ben burada geçenlerde değerli Ahmet'tan da teşekkür buradaydı. Teşekkür ederim. Değerli Ahmet'tan da buradaydı. Benim şöyle bir serzenişim oldu. Hep de oluyor ama Ahmet'tan beni çürüttü. Dedim ki dünyanın en büyük plak şirketi Atlantic Records'u sahibi Ahmet Ertegün bir tane türkü meşhur etmedi abi dedi. Aynen. Ondan sonra o da dedi ki ama dedi Türklere güvenemedi dedi. Yok değil. Gidip o tamamıyla oldu. Bizim lobilere teslim olmuş ilgili. Bir insandı. O güven duygusu falan vardır. Onun bir türkün dünyada kabul göreceğine inanıyor musunuz siz? Neyin? Bir türkü. Aynen kabul göreceğine inanıyorum. Çünkü ses sestir. Müzisyenliktir. Dünyanın neresinde olursa yeter olsun. Ki gerekli desteği alsın. Aynen. Bizim ne okuyacaklar peki orada? Nasıl? Amerika'da ne okuyup da abi hep söylüyorum. Morikante Afrikaca yeke yeke diye şarkı okudu. Dünyayı salladı. Yani. Ya bir tane okudu. Bir tane bu ekstrem bir misal. Bir şey İkincisi söyleyeceğim. Sen uzağa gitme. Küçükken İngilizce şarkıları dinlerdik. Yani, ne söylediğini mi anlıyorduk? Yani ben sana bir şey söyleyeyim. O bulunur sadece. O yapılır. Yani, yeter ki istesinler. Tabii. Proje olsun yeter. Yeter ama ki. Su var. Hakikaten Türkiye'nin konumu. Daha Avrupa ülkesiyiz ya. Ama Avrupa'ya kabulümüz yok yani. Dünyada böyle bir ülke, böyle bir boğazlar. Yani her şeyi kupa, bir kenara bırak. Dünyada hiçbir ülkenin var mı? Yok. İçinden deniz geçen tek yer Avrupa, İstanbul. Avrupa, Asya, Afrika böyle bizden geçiyor yani. Daha bunun ehemmiyeti. Bir tarafımız Asya, fethedilince bir tarafımız yeni çağ başlamış. Düşünün hoş yani. Geldiniz Avrupa'ya yazıyor. Aynen öyle. Ama biz Avrupa ülkesine giremiyoruz. Giremiyoruz. Durun bakalım böyle ne olacak. Böyle bir şey var mı yani? Durun böyle bakalım bir ne olacak. Ülke bakalım neyse, siyasi yani, olarak nereye gidecek. Mevlana gibi olduğumuz yerde dönüyoruz. Ama dış politikamız gerçi politikacılar da ne yapsın? O da var. Çünkü dışarıdan bize çok büyük kıskançlıklar var. Ya Allah siz Avrupa'ya girmeye uğraşırken biz Silivri'ye girmeyelim de. Ama. Haydi başa şimdi geç. Şimdi yeni bir albüm yapacağım. Allah evet. Nasip ederse. Hı. Sezen Aksu albümü. Hı. Onun eski şarkıları yani ilk yıllardaki Onlu Tunç. Harika. O ölen çocuk neydi? Uzay. Uzay. Onlar zamanında böyle... Ya sözü ya bestesi Sezen'in olan. Samsun Bey'le mi yapacaksınız? Samsun'la yapıyoruz. O zaman ben de şunu yapacağım. Ben bir değişik bir proje yapacağım. Onun için burada sizden bir söz istiyorum. O albümde farklı bir albüm yapacağım. İçinde sizden İngilizce caz okumanızı rica edeceğim. Ay o aşamalara gelmeyelim. Gelelim yani. Gelelim. Halk niye bilmesin sizin onları da gayet güzel ay, okuduğunuzu. Ay halkım çok umurunda yani. Umurunda olan... Caz. Umurunda olan kitle bize yeter. Caz Caniko. Çok umurunda yani. Umurunda olan kitle de bizim umurumuzda. Umurunda olmayanlarla bizim işimiz yok. Ne dersiniz? Fly me to the moon and let me do you understand. Yani. Bundan niye mahrum kalsınlar? Sevmez bunları. Ben hazırlayacağım kardeşim getireceğim size. Ben hazırlayacağım ki herkesin ya, farklı bu, tarzından. Sen, bu da bir hatıra var. Hatıra. Olabilir. Ben çünkü bunu bir yerde söyledim. Siz dedim Muazzez Abacı şakır şakır caz okun. Ya hadi canım güzel dediler söylerdim bana. Ama. Hadi canım ya. Dediler. Bu hadi canımı yedireceğiz. Gençken söylersin. Allah var ya. Yani. Her türlü okursunuz. Allah nazarlardan saklasın ama nazara gelen biri var sanırım. Evet. Geçtiğimiz günlerde bir defilede baş manken olarak podyumda yürüyen Çağla Şikel'in başına nasıl bir talihsiz olay gelmiş? Ayağım sakatlandı. Çağla Şikel'e nazar değdi. İki çocuk doğurduktan sonra podyumlarda hala fırtına gibi esen Çağla Şikel, 150 bin dolarlık defilenin baş mankeni olarak podyuma çıktı. Dev defilede baş manken olarak Türkiye'nin en önemli top modeli olarak işaret edilen Çağla Şikel, iki özel tasarım ile podyumdaydı. Talihsiz kaza yaşadı. Defile sonrasında kuzey ve uzayla vakit geçiren Çağla Şikel'in başına hiç beklemedik bir kaza geldi.
Biricik oğlu ile birlikte futbol maçı yaparken kasığını yırttı. Çağla Şikel bu talihsiz kaza sonrasında bir daha futbol oynamam dedi. Ünlü model olayın nasıl gerçekleştiğini, çocuklar okulda futbol oynarken beni de kaptılar. Gelişini ayak içiyle vuruyordum. Meğer kasığımı yırtmışım. Şimdi fizik tedavi oluyorum. İkinci oldu futbolla sakatlanışım. Bir daha futbol oynamam sözleriyle anlattı. Bir gün önce defilede tüm güzelliği ve asilliğiyle sanılan Çağla Şikel nazara geldi desek yeridir. Güzel modele geçmiş olsun diliyoruz. Evet, daha anlatacağımız çok şey var Muazzez Abacı'nın. Çok başkadır ya. Ve büyük saklanan skandallar. Sacit Aslan'ın ilk defa programda açıklayacağı bazı olaylar ve skandallar var. Ekranlarınızın başına ayrılmayın. Çok kısa bir dakikacık bir krem tanıtımımız var. Advertorial'ımız. Kremimiz ne? Kremimiz Feijilyan. Böyle gel biraz. Böyle gel kamera. Ha, gel. Ha tamam. Feijilyan. Feijilyan bir anti-aging krem. Anti-aging ne demek? İngilizce anti karşı demek. Age yaşlılık, yaşlanma karşıtı. Aslında yaşlanma diye bir şey yok. Yaş alma var. Eğer ki cilt bakımınızı yaparsanız sadece yaş alırsınız ama yaşlanmazsınız. Bugün itibariyle Muazzez Abacı da kullanmaya başlayacak Erol Köse'nin Feijilyan kremini. Feijilyan krem ismi nereden çıktı derseniz Feijilyan Tibetçe gençlik güzellik demek. Tibet'e gittiğimde gördüm ki oradaki yerel halk bir ağaç kökünü ezip böyle dövüyor. Sonra suyla karıştırıp bulamaç yapıp yüzüne maske olarak sürüyor. Ve olduğu yaştan 6 ile 8 yaş arasında genç görünüyor. Bunu ithal ettik, izinlerini aldık ve yurdumuzda Kaz Dağları'ndan toplanan 99 tane bitkiyle meç ettik, mixledik. Ve daha sonra Sağlık Bakanlığı testleri, klinik testler, üniversitelerden raporlar alıp özel izinlerini ve hatta yurt dışında satılma izinleri, Avrupa topluluğu izinleri, Amerika izinleri de alıp çok değerli bir krem ürettik. Evet, Türk markasıdır ama menşei o özel gizli formülü sadece Tibetli rahiplerin 500 yıldır sakladıkları, sadece Tibetlerin kullandığı bu formülü aldık izinle, o ülkeden izin alıp Türkiye'ye biz yapmaya başladık yurdumuzun Kaz Dağları'ndan toplanan bitkileriyle. Kremimizin özellikleri nedir? Krem öncelikle içindeki SPFA maddesiyle güneşin kanserojenik ve cildi erken yaşlandıran zararlı ışınlarından koruyor. Bunu cebe attık. İkinci, kozmetik özelliği. Kozmetik özelliklerinden de gelince 3 özellik var. 1. Kırışıklık karşıtı. Alın çizgileri, kaş arası çizgileri, göz çevresi, kaz ayakları, dudak çizgileri, dudak üstündeki barkod denilen barkod çizgileri, biliyorsunuz erkekler bıyık bırakıyor, kurtuluyor. Maalesef kadınlarda doğa biraz onların aleyhine işliyor. Ama botoksuz, ameliyatsız olarak Feijilyan sürerek kırışıklıklardan kurtuluyoruz. Evet, ikinci özelliği göz çevresi morlukları ve gözaltı torbaları, zamanla oluşan, çevresel faktörle ve yaş almayla oluşan bu negatif özellikleri kremimiz ortadan kaldırıyor. 3. Cilt lekeleri, güneş lekeleri, akne izleri, sivilce izleri, çiller, her türlü ton farkını ortadan kaldırıp üniform bir cilde getiriyor. Kırışıklıklar gitti. Göz çevresi morlukları, torbaları gitti. Güneş lekeleri gitti. Ve diyeceksiniz ki ne kadar zamanda? Sabah ve akşam kullanıyoruz. Düzenli olarak yüzümüzü yıkıyoruz. Sabah evden çıkmadan, akşamda yatmadan önce yüzümüzü yıkayıp temiz cilde uyguluyoruz. Masaj yaparak, yedirerek, çünkü cildimize nüfuz etmesi lazım. Öyle sürdüm bıraktım yok. Masaj yaparak, yedirerek uyguluyoruz. Bir. İkincisi öyle yüz kremi ayrı, göz kremi ayrı vesaire yok. Sabah ayrı, akşam kremi ayrı yok. Tek tüpte 80 mililitrelik size 1,5 ay yetecek tüpte buluşturduk hepsini. Nasıl ulaşıyoruz Feijilyan'a? www.feijilyan.com'dan ya da ya telefon açıp ya da WhatsApp mesaj atarak, evet yanlış duymadınız, WhatsApp mesajla da ulaşıyorsunuz. 0533 057 4592'den ulaşıyoruz. Aradık, meşgul çaldı. Önemli değil, 15 dakika sonra bir daha ara. Rahatlayınca ara. Ama diyeceksiniz ki Erol Köse not alamadık, hatırlayamayız bu numarayı. O zaman Google'a veya herhangi bir arama motoruna, bilgisayardan veya cepten Erol Köse yazın, boşluk bırakın, krem yazın, önünüze gelir Feijilyan. Evet doktor, çok uzun ettin. Bu kaç lira diyeceksiniz şimdi, onu da söyleyelim. Sloganımız herkese, herkese. Herkese, hem kadın hem erkek, her yaştakiler kullanıyor. Gençler diyebilir ki daha biz kırışmadık, niye kullanalım? Sizin de cildinizi beslemeniz lazım.
Özellikle Mayıs-Haziran aylarında cilt kendini yeniler. Mikrobiyolojik olarak cilt doku değiştirir. Nasıl evde bahar temizliği yapıyorsunuz, eşyalar, kıyafetler, cildiniz de bahar temizliği yapıyor. Bu dönemlerde eğer cilt kremini çok uygun kullanırsanız yeni, fresh, bebeksi bir cilde kavuşursunuz. Ve Erol Köse doktordur. Erol Köse doğruların sözcüsüdür. Yanlış, yalan bir işin arkasında durmaz. Beğenmeyen derhal iade etsin diyorum. Haftalardır diyorum, daha bir tane iade gelmedi. Herkes çok memnun, ikinci, üçüncü sipariş veriyor. Uzun etme doktor, kaç lira? Evet söylüyorum, bugün lansman günü. Cuma son lansman günü. Fiyatımız 89 lirayken bugüne özel 69 lira. Yanlış duymadınız, 69 lira büyük bir indirim. Ve iki tane alacağım kaça? Tanesi 60 lira. Üç tane alacağım kaça? Tanesi 55 lira. Bitmedi. 69 liraya alacağınız bu kremin 10 liralık hızlı kargo bedeli var. O da bedava. Yanlış duymadınız. Bugün o da bedava. 2 tane alırsanız tanesi 60, 3 tane alırsanız tanesi 55 lira. 24 saatte kapınıza getirecek olan hızlı kargoda bedava. Bitmedi. Bugüne dair bir jestimiz daha var. 69 liraya bu kremi alıyorsunuz ve kargo bedava bitmedi. Bugün saat 12'ye kadar arayanlara ek bir jestimiz var. Şu elimde görmüş olduğunuz 200 mililitre kahve granüllü peeling jeli bugün krem alanlara bedava. Yanlış duymadınız. Bir tane krem alıyorsunuz, yanınızda bugün saat 12'ye kadar almanız şart. Öyle saat 1'de 2'de aradık yok. Sadece 2 saat içinde alanlara bu çok değerli, dünyada satışa sunulmuş olan kahve granüllü peeling. Peeling ne? Böyle lifliyor, ölü dokuları, ölü ciltleri atıyor, cildiniz pırıl pırıl oluyor, üzerine krem sürüyorsunuz. Kahve granüllü, kahve kokulu ve içindeki kahve parçacıkları cildinize lif yapıyor. Bu da yanında bedava. Bu değerli Feijilyan, kendi markasıdır, kendi üretimidir. Çok özel formüllü, gençleştirici, kahve granüllü, peeling jeli de bedava. Feijilyan öneriyoruz, hemen arayın. Sürmüyorsan, dizinle değilsin. Ne sürüyorsak o. Feijilyan. Şimdi de Nihat Doğan'ın kendisinden habersiz olarak umre fotoğraflarının basına sızmasıyla ilgili açıklamalarını dinleyeceğiz. Muazzez Hanım, eskiden şöyle bir şey oldu. Sanki bu ülke muhafazakar bir parti başa geçtikten sonra sanat dünyası birden imana geldi. Hepsi birer umreye gider oldu. Allah kabul etsin, Allah bize de kısmet etsin. Fakat biraz içlerinde şov yapanlar da yok değil mi sizce? Olmaz olur mu? Tabii iktidara göre düşünce sistemleri de değişiyor halkın. Tabii ki o Allah'la insanlar arasında bir duygu. Yani eğer ümreye gidip video atmalar, selfie çekmeler. Yani şov değil midir yani? Eğer varsa onu Allah biliyor. Günah yazmak da ona mahsus yani. Peki Sacit abi, sen Nihat Doğan'la ilgili bir kırılma noktası söyledin. Nedir Nihat Doğan'la ilgili kırılma noktası? Nihat Doğan'ın kırılma noktası Seda Sayan'dır ya. Ne oldu yani Seda Sayan? Ama başlama noktası da Seda Sayan. Şimdi bazı işler vardı ki başlama noktasıyla kırılma noktası, yani kırılma noktası iki türlü. Ya müspete yönelir, evet, ya menfiye yönelir. Şimdi Nihat Doğan en Nihat'la Seda Sayan'dan beraber olmadan evvel yine kendi halinde şarkı söyleyen, tanınan, yani kendi bir enterlanda olan, şarkısı satan, yani o kadar üst boyutlarda bir popülaritesi yoktu. Ondan sonra Seda'nınla beraber olduktan sonra Seda'nın da onu prezent etmesiyle, ön plana çıkartmasıyla bulunduğu yerden daha ileriye gitti. Ama Seda da çok hoş bir kadın tabii. Yani aşık oldu biliyorsun. O alıyor aşık. Ondan sonra geçiyor. Yani gerçekten ünlüyü öyle taşımak da zor sadece. Tabii ki. Ünlü kadının yanında durmak da zor. Sen ayaklarının üstüne basan koskoca bir patrondun. Gene de Yasemin ünlü diye zorlandın taşımaya. Zaman zaman belki yani, oldu. Tamam da yani ama ben yani böyle şeyler yapmadım. Yani böyle bir şey olmadı. Ya daha yaşım müsait değil tabii. Bir de şöyle bir şey var. Tabii bu yaşla da ilgili bir şey.
Aynen. Bu şöhretlerle beraber olurken bir şeye kanaat getir, yani bir şeye karar vermeniz lazım. Evet. Bir kere bulduğunuz, yani özellikle kadın şöhretleri söylüyorum. Zannediyorum ki abacı da bana katılacaktır. Siz bu hanımefendiyi en popüler anda, en çok itibar gördüğü ve o muhteşem bir atmosferde tanıyorsunuz. Evet. Bu kadının hayatına aynen böyle kalabilmesini kabul ederek bu işe ya başlayın ya başlamayın. Evet. Sorun nerede başlıyor biliyor musunuz? Evet, o kadınla beraber olduktan sonra onu kendi normlarınıza getirmek. Değiştirme istiyorum. Çabalarında. Siz öyle halbuki günler... sen sahnedeki ışıltılı tamam, kadına aşık oldun. Evet. Değiştireceğiniz veya bir kadınsa zaman. Eğer hayalinizdeki bu kadınla ne işiniz var? Bunun peşinden niye gidiyorsunuz? Şimdi biraz önce İbrahim Tatlıses konusu geçti. Mektep, medrese okumak, okumamak, Allah vergisi. Bu konudaki VTR'yi izleyip üzerine konuşalım. Evet, konusu geçti ve az sonralarını da hep beraber gördük ve şimdi o haberiniz gelsin efendim, ardından buradayız. İbrahim Tatlıses ve Muazzez Abacı fena... Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim sana. İşte bu tür televizyonlarında bu tarz bir konuşmayı ben dahil, biz ikimiz dahil kurgu yapabiliriz. Ama işte Abacı'ya bunu yaptıramazlar. Orada sana tarif ettiğim değil. Kadın bu işte. Ve burada söyledikleri var ya, bir santimi, bir milimi ben kalıbımı basıyorum ki hazırlanmış bir şey değildir. Kesinlikle. Yok. Onların da hayatlarında duyamayacakları bir rezilliktir bu. Çünkü İbrahim Tatlıses de diyor ki anladığım kadarıyla. Bunu bana bak. Çok güzel bir sesin var. Okey ama haddini de bil. Çok önemli. Çok önemli bir şey söyleyeceğim sana. Çok sevdiğim bir sana. Yemin ediyorum. Yani. Bütün mukaddesatım üstüne yemin ediyorum. Böyle bir canlı yayında. Böyle bir majör bir kanalda. Böyle bir programda. Muazzez Abacı bu lafları bana söylesin. Ben bir daha konuk olarak bir televizyona çıkarsam dünyada benden namert bir adam olmasın. Hayır yani. Hayırım hayırı yok. İbrahim. Yani şu laflar var ya, diremini eşek yese kudurur ya. Ama, bunlar bana mısın demiyorlar ama ya. Ama gerçek laflar. Anladım da bu senin söylediklerin gerçek de bunlar bu lafları nasıl yediler ya. Sen benim üstüme gelirsen, beni eleştirmeye, müzik açısından tabii. Eleştirmeye kalkarsan. Haddi olabilir mi İbrahim Bey'in? Sen kimsin denir yani. Aynen. Geçenlerde bir televizyonda da böyle rastladım. Hiç alakasız, beni hiç tanımayan. Müzikle ilgisi olmayan bir insan böyle bir sabah programı yapıyor. İşte Muazzez Abacı çok negatif. Efendim öbürü pamuk gibi, öbürü şeker gibi. Allah Allah. Ayol sen kimsin de Muazzez? Sen Muazzez Abacı'nın çocuğu yaşındasın. Veya bir teşviki mesain mi var? Yani güzelliğinle, mankenliğinle gelmişim buraya. Yani... Ha şu orada, 99 estetik yaptıran kadından bahsediyorum. Ya mesela herhangi bir insan isim verme. Şimdi Bülent İbrahim Tatlıses hakikaten ülkede yani yüzyıllarca gelmeyecek bir insan. Ses onu olarak. Hepimiz başımıza da ama sen kalkıp da eğitim konusunda ne gereği var ben eğitim mi aldım yani derse. Siz o gün sabah 9 akşam 5 eğitim alırken ben efendim şarkılarla falan filan dersen Allah. Halkı bu tarz özendirirsen gerçeklerin dışına tabii ki efendim eğitimle olmaz. Bu dağda hak yani aynen, Allah öyle. Bana vermiş bunu. Ama sonra. Üzerine koyman lazım. Çalışmak tabii. Sen de çalışmışsın. Senin de bir eğitimin var. Tabii ki. Eğitimin yok değil ki. Tabii ki. Eğitimsizliği savunuyorsun. Sen de yeri geldi ilk sahneye çıktığın zamanlar okuma yazmayı az biliyordun. Tabii. Şimdi Descartes'leri okuyorsun efendim şeyleri okuyorsun. Yani Oxford bitirdin şimdi. Peki bir şey söyleyeceğim içtenlikle. İbrahim Bey'le uzun yıllar gazinoda çalıştınız. Biz de çalıştık. Yıllarca dirsek hepimiz dirse. Çalıştık. Ve bir gün maalesef ki başının bu belalar geleceğini hepimiz tahmin ediyoruz. Ben etmiyordum. Neden etmiyordunuz? Etmiyordum çünkü İbrahim'in ben aslında kalbinin hiç kendi gibi olmadığını biliyorum. Çok tertemiz bir gönlü olduğunu ve kalbi olduğunu biliyorum. Ama mafyacılık işlerine de özeniyordum. Yani böyle özeniyordu. Esintileri vardı tabii. İşte. Ama... Hem şarkıcı hem mafyoluyum deyince... Bir de çevre çok önemli hayatım. Bak sadece şimdi burada...
40 senenin dostuyuz. Beraber çalıştık, bana patronluk der. Estağfurullah. Hiçbir zaman bugünkü konuşmaların o zaman bana yapıp da beni efendim yani pardon dal kavukluk. Yani onların çevresindeki dal kavuklar onları bir yere getiriyor. O zaman öyle Muazzez Hoca sen bir tanesin falan hiç hatırlamıyorum söylediğini. Doğru. Hiç hatırlamıyorum. Ama İbrahim'in falan çevresinde kraldan çok kralcılar. Aynen. Çünkü bir şey söyleyeyim sana. O kadar güzel bir şeye temas etti ki insanlar o değerlerin o andaki kıymetini 40 sene sonra tamamıyla anlıyor. Tamamıyla menfaatlerini düşünüyorlar. Neden? Çevresinde. Çünkü bakıyorsun o gün Muazzez Bacı'nın sahneye çıktığında rüzgarlar estiği, fırtınalar yaratıldığı, milletin huşu içindeki olan o Muazzez Bacı'nın bu kadar çok beğenmene rağmen böyle bir cümle kurmuyorsun. Yıllar sonra bakıyorsun ki o Muazzez Bacı oraya biraz evvel söylediği gibi o sahnede daha da hak olmuş kadın. Ben Fahri Bey'i her akşam beni eleştirirdi. Düşün, bak şu ikinci şarkıda şunu yaptım, bunu yaptım, ettin. Ama yapıcıydı bunlar. Ya, İbrahim Tatlıses'in hayatı soru işaretleriyle dolu. Derya Tuna nasıl vuruldu, Asena nasıl vuruldu, o işte Urfa'daki halıcı nasıl öldü diye iddialar. Ama onu ateş edenler de zaten internetlerde de var beyanları ve o vurulmadan önce de beyanları. Bak, İbrahim Bey bizi kullandı. İşte o kiralık silahlar gün geliyor onlara da dönüyor. Sana bari bir şey söyleyeyim ben. Demin söylediğim bir şey var. Laf karıştı. Hakikaten çok önemli bir sese sahiptir ve bu Allah vergisi gırtlağında yaptığı akıllı bazı işler de var. O bile farkında değil ne yaptığının. Evet. Önemli biri. Ama şunu hiçbir zaman unutma Erol. Bu kabadayılık, bu cesaret ve yürek işi taklitten olmaz. Yaratılıştan, yaturandan. Ben iş ciddiye bindiğinde de İbrahim Bey'in masanın altına çok saklandığını gördüm onlar. Kuru. Ama şimdi o yani bu işler varken bu işlerde göğsünü siper eden adamlar gözünü kırpmadan onu da hatta, onu da aynı yerlere yani koymanın manası Allah yok. Allah düşmanımın başına vermesin. Çok kötü bir şey. Bir sanatçı için çok zor bir durum. Şarkı söyleyememek, icra edememek. Yani Allah düşmanıma bile temenni etmem böyle şey. Biraz fevrilik getirdi onun başına bu işleri. O kabadayıyla oynadığı için gelmedi. Fevriliğinden. Yani bazen insanlar hareketi yaptıktan sonra düşünüyor. Allah sağlık versin diyoruz. Amin. Ve gelelim. Evet, programın başında da andık Müzeyyen Senar'ı. Şimdi onun çok büyük bir sırrı vardı ve o şimdi ekranlara gelecek. Dinleyelim ardından yorumlarımızı yapalım. Dev ya, yemin ederim bu da dev ya. O da, bu da o dev da. Muazzam bir şey. Yani Mustafa Sandal'ın dedesi Hüseyinlileri. Hüseyinlileri biniyor dolmuşa. Radyoda dur diyene kadar ulusa gidiyor. Tabii. ra diyene kadar. Hüseyinlileri saz üstadıdır bilmeyenlere. Sığıya geldiği zaman ra. Radyoda dur. Bu arada izleyicimize söyleyeyim. Hüseyinleri rahmetli sanırım. Rahmetli mi? Yaşıyor da. Allah sağlık versin. Mustafa Sandal'ın dedesidir. Yani annesinin babası oluyor. Şey öyle şarkı söylüyor. Çok masraflı adamdı o da. Kekemeler öyle. Evet. Müzeyyen Senar'ı biraz anlatır mısınız bana? Müzeyyen Senar'ı ben radyoda gidiyordum, dinliyordum köşkte. Daha stajyerim. Hastaydım böyle. Deli falan oluyordum. Başka bir ekol değil mi? Muazzam canım. Konuşur gibi şarkı söylüyor. Ben ekol. Çocuktum. Babamın Balta Limanı'ndaki gazinosuna ilk defa gelmişti. Ben orada ismini biliyorum. Sonra yıllar sonra tabii tanıdım. Çok da hürmet ettiğim, çok da saydığım biriydi. Fakat bir gece bu eskiler ki benim yani benden 3-5 jenerasyon bizden bayağı eski olan bir jenerasyon. Evet. Bunlara bir fasıl yapılacak. Organizasyon yapıldı. Babam da dedi ki ya hani çıkacaktı bunlar dedi. Bir türlü çıkmıyorlar. Şimdi gittim kulise. Hani o eski Perihan Altında. Perihan Altında, Hamiyet Yüce Ses, Müzeyyen Abla. O zaman Safiye Hanım da vefat etmemiş. Oo, tabii, yani tabii, hepsi tabii. Bu ekip. Yani 10 tane ağır top.
Tabii. Her biri Missouri zırhlısı. Tabii. Şimdi gittim ben bunlara ne diyeyim abicim? Bunlar beni yani biri, bazısı tanıyor, bazısı zaten tanımıyor. Şimdi yine böyle tabii ki yani Grand Tuvalet şeye girdim. Efendim dedim iyi akşamlar. Şimdi bazısı iyi akşamlar diyor, bazısı demiyor. Yani bazısı kim bu diyor yani. Tabii. Dedim ki hanımefendiler gecikiyoruz. Biraz daha çabuklaştırır mıyız? Aralarından bir tanesi döndü dedi ki şimdi kalabalık. Tam da makyajsız olarak kim kimdir çıkaramıyorum. Zaten bazılarını hiç tanımıyorum. Dedi ki sen de mi dedi patron oldun be? Yok dedim estağfurullah ben kimim dedim bunun patronunu yapıyorum. Buraya dedim yani ben buraya bu ekibe patronluk yapmak kime kalmış? Ben geciktiğimizi söylüyorum dedim. Allah rahmet eylesin o zaman Ercüment Batanay falan hepsi yaşıyorlar o eski üstadlar. Dedim ki Ercüment Beyciğim, abicim bunlar beni tanımıyorlar. Şimdi içerideki de kudurmaya başladı gecikiyor iş diye şunu bir an evvel bu ekibi topla. Bir saniye çıkışları var. Bak efendim solistlere bak. Misuaz Gazinosu'nun solisti. Vay vay. Bak anam vay biz daha doğmamışız. Yok işte Beyaz Park'ın solisti. Kristal'in solisti. Sen şimdi o tarifte yer yerinden oynuyor bunlar çıktığında. Sen bunların hepsini bir araya getirmişsin. Fasıl okuyacaklar. Ve fasılda öyle. O içeride aynı yerde makyaj yaptılar. Geldiler fasılda yan yana oturdular. O gün o an başladı rekabet. Oo. Tabii. Tabii Ahmet İce ses falan. Evet. Rekabet derken. Şarkının meyanlarında herkes işte. Kıyamet kopuyor. Tabii. Kim o dakika tabii doğru. Hemen kim, bir dakikada yukarı çıkıyor. Bağırmalar başladı. Çok özel bir an. Ahmet İce sesle biz şeye gitmiştik. Almanya turu. Otobüste de böyle arkalı önlü oturuyoruz. Bana dedi ki şey dedi. Bak kızım dedi bana. Efendim buyurun dedim. Bak dedi bu programın as solisti benim dedi. Hı. Aa tabii efendim dedim. Başka düşünülememiş alternatif. İşte bak dedi bakmıyor çeşmi siyah. Geceler şu bu onları ben okurum. Onlara dokun. Yani efendim zaten ben ağzıma sürmem okuyamam onları dedim ya. Haddime mi düştün? Ya öyle diyor ya. Onlar öyle tabii ya. Yani. Ama bunu riya ile söylemedim. Yani hakikaten büyük saygı. Şimdi bir şey, bir misal daha vereceğim yani, sana. Saygıyla söyledim. Bunu da ilk defa veriyorum. Saygıyla. İki tane birbirine benzer. Bu abacının dediğini teyit eder bir şey söylüyorum. Bir tanesi Altın Koza Film Festivali'nde Yasemin Adana'da şu anda otelin ismini söyleyemem. Orada o gecenin astrolisti. Muazzez de Abacı da büyük bir o günün bütün film yıldızları ki aralarında bazıları rahmetli oldu Allah onları içinde yatırsın. Büyük bir masayla geldiler. Tabii çok kalabalık bir salon. Hatırlar terası. Evet. Orada o işin fotoğrafı vardır bende hatıra olarak. Abacı'nın şarkı söylemesini istiyor bütün salondaki misafirler. Yasemin de Abacı'yı çok güzel bir şekilde sahneye çağırdı. Abacı gece yani sahne kıyafetinde değil, gece kıyafetinden gelmiş. Hatıra binaen orada işte iki şarkı söyleyecek. Seni şerefimle temin ederim. Abacı şarkı söylerken Yasemin gitti aşağıda basamaklara oturdu. Ayakta durmadı. Ve bunun niçin böyle olduğunu yıllar sonra aynı şey Maxim'de tekrarlandı. Emel Sayın solisti. Rahmetli Müzeyyen abla geldi. Müzeyyen abla orada şarkı söylemesini istedi izleyici ki bayağı da elit bir tabaka vardı. Hiç unutmam Emel Sayın'ın o jestini. Müzeyyen abla iki şarkı söyledikten sonra programın daha bitmesine yaklaşık 20 dakika var. Emel döndü dedi ki Müzeyyen senelerden sonra şarkı söylemek herkese sen cesaret sahibi ister. Bravo. Ben bir cesaretli biri değilim dedi. Ve programı bıraktı. Aynen. Ben Yasemin de mesela aynı şekilde Abacı şarkıyı bitirdi. Yasemin de çıktı. Teşekkür etti ve programı bitirdi. Canım ciğerim. O zaman mesela Emel Sayın'ı ben sahnede izlerken nasıl bir sahne? Rahmetli Muhalla ile gitmiştik. Ben daha sahneye çıkmadığım yıllar. Birkaç sene önce çıktı çünkü Emel Hanım. Ben sandalyeden düştüm böyle bir güzel kadın olabilirim diye.
Muhaller dedi, kalk dedi, Allah kahretmesin. Ay muhaller, mami dedim, bu dedim nasıl güzel bir kadın ya Rabbim. Yani dediğin gibi bunlar şey... Yemin ederim ya, ben buna şahidim ya. Müzeyyen Hanım'dan sonra şarkı söylemek istedik. Benim cesaretim yok dedi böyle bir şey yapmaya. Evet, bir ya. Başka dev daha geliyor. Evet, şimdi de Safiye Aylan'ın çok özel hayat hikayesinden bir parça gelecek. Nurlar içinde yatsın efendim, görelim. Nurlar içinde evli kalır. İlk söylediği şarkı neydi, mırıldanıyordun burada? Şu anda... O neydi kadar şey bahsettik ki. Evet. Neyse. Hayır, şimdi burada VTR'de gördüm. Ya neydi o şarkıydı? Safiye Hanım'ı nasıl şey, Safiye ararsınız? Safiye Hanım tabii, ben annem sokağında oturdu. Bahçeliler, karşı Ankara'da. Bahçeli evlerde. Koca koca topuk pabuçlar giyerdi. Eline böyle bir çanta alırdı. Ondan sonra ben giderdim yanına, Safiye Hanım bilmem. Ben de küçükken bahçeliyi çok görmüşüm. Tabii canım, bayılırdım ona. Nereye gidiyorsun Safiye Hanımcığım derdim falan böyle. Safiye teyze derdim. O da derdi ki hamama gidiyorum kızım. Orada bir hamam vardı, her hafta giderdi. Fakat benim en çok üzerinde durduğum konu Atatürk'e şarkı söylemesi. Beni böyle hep içimi cızlatır yani. Keşke ben de söyleyebilseydim. Yetişseydim de söyleseydim. Hala hatırlamam ama o heyecanla ne söyledin? Canım yani. Şimdi yani müsaade et de hatırlamasın ya. Ne bakılamaz diyor yani. Evet. Yani seni şimdi Türkiye İmkanı Cumhuriyeti'nin yani. Reis-i Cumhur olmuş o güçteki bir yanındakileri sayıyor. Gördün mü kimleri sayıyorlar? Bırak yüzüne ya. Bakmayı yanında durmak bile bir... Orada şarkı söylemek bile zaten ben demek. 14 yaşında çocuk yani. Tabii. 14 tabii. Yaşında bir çocuk yani. Ne söyleyecek, ne hatırlayacak? Adını unutmadığına çıkacak. Geçmişi, nostaljiyi, duayenleri anarken evet. Sacit Aslan'ın da kitabında belirttiği annem kadar, hatta yalan söylemeyeyim, annemden öte sevdiğim bir solist vardı der. Evet, Behiye Aksoy'dan bahsediyoruz. Şimdi onunla ilgili bir haberimiz gelecek. Dilerseniz hep beraber izleyelim, ardından yorumlarımızı yapalım. Evet, ve devamında da rahmete erdi, nur içinde yatsın. Amin. Sacit abi, biraz siz anılarınızı anlatır mısınız Behiye Hanım? Vallahi ben Behiye Hanım'ı aynen bunu çok rahatlıkla telaffuz ediyorum. Annem kadar... Allah ona da rahmet eylesin binlerce defa. Zaman zaman bir fırtötede sevdiğim bir hanımefendiydi. Çok mu şefkatliydi ki bu duyguya ben, sahip oldunuz? Her zaman söylüyorum. Yaşadığım sürece de söyleyeceğim. O benim annemin evliliğini düzenine yıkmış bir kadın asla değildir. Tam tersi... Halkımız bilmez, sizin cici annenizdi. Evet. Benim öz annem kadar hürmet ettiğim, hatta da söylüyorum... bir fırtötede de çok sevdiğim bir kadındır. Hiç karşılaştılar mı annenizle? Bir sefer karşılaştılar. Son derece iki tane İstanbul hanımefendisi gibi davrandılar. En ufak bir yara bırakacak efendim acı hatıra hiçbir şey olmadı. İkisi de çok muhterem, son derece hanımefendi davrandılar birbirine. Ne gariptir ki, Beyye Hanım her zaman söylenir, Fahrettin Aslan'ın hayatını şöyle yaptı, hiç böyle bir şey yok. Ne gariptir ki, Beyye Hanım'ın evlilik hayatına benim babam müdahil olmuştur. Ve Beyye Hanım çok muhterem bir adamın eşiydi, Halil Aksoy'un Ankara Radyosu'nda. Ben kendi adıma söylüyorum, başkasının ne konuştu beni bağlamaz. Ben kendisinde yaşadığı sürece... Hiçbir şekilde zerre kadar üzülmedim. Bir gün beni bir toplu iğne başı kadar kırmadı. Kendi öz evladı Ahmet'ten bir santim ayırmadı beni. Doğru içinde yaz. Hatta zaman zaman Ahmet'in önünde bana itibar etti. Ve ben de ona aynı şekilde cevap verdim. Beyhanım çok önemli biriydi. Siz ne dersiniz Muazzez Hanım Beyhanım'la ilgili? Valla ben... Beyye Hanım'ın sahnesine hayrandım. Nasıl su gibi pürüzsüz bir sesi yani, var. Biblo derdim Biblo. Ben ona. Biblo evet. Hanım derdim zaten. Hem güzelliğine hem sahnedik. Bazı insanlar normal güzellikte olur. Ama sahnede Aura. Çok daha güzel olurlar. Çok daha güzel. Evet, o sahnede bazen devleşiyorlar. Devleşiyorlar. Bu aynı daha şey kendisi için de geçerli. Evet, daha geçerli. Büyüyorlar. Bayılıyordum. Hatta bir gün Terzi Mahallen Mısır Apartmanı'nda bir gün
O tam provayı bitirmiş çıkıyordu. Ben provaya gelmiştim. Aa dedi, bak İzleyicimiz dedi, bu arada bilmez. Terzi Muhalla rahmetli. Şu anda kimin annesiydi? Canan Yakam. O da Canan Yakam'ın annesi. Büyük virtüöz evet. Şeydi. Modacı. Modacıydı. Ve çok iyi bir insandı. Şey dedi, aa dedi, o hanım dedi Muhalla Hanım'a, bu yeni çıkacak sanatçılardan değil mi dedi benim için. Ben hemen ayağa kalktım, yanına gittim, eline sarıldım öpmek için. Yok, vermedi. Vermedi elini. Şey, ya, estağfurullah falan dedi, çok kibar bir hanımdı zaten. Ah dedi, ben seni hatırlıyorum dedi. Sen dedi sık sık gelip beni dinliyorsun dedi. Ben aşıktım çünkü gelip dinliyordum. Nasıl Müzeyyen Hanım'a, Beyye Hanım. Ama dedi ben sana bir söyleyeyim mi dedi. O kadar çok sık dinleme beni dedi. Neden efendim? Çok seviyorum sizi. Kendi tarzını bulmanızı. Tarzını bozarsın. Bozarsın dedi. Kendi tavrını tarzını koy dedi. Bak, ne kadar güzel. Çünkü zannediyorum ki benden çok etkilendiğinin farkındayım ben dedi. Oradan bir şeyler kaparsın dedi. Ama taklit gibi yapma dedi. Tamam efendim dedim. Ne kadar doğru söylemiş. Aynen. Ya, çünkü insan çok beğendiği için taklit de edebilir. Etkisi altında kalabilir. Halbuki bu tiyoyu size vermeyip sizi kendinin taklit durumuna düşürebilirdi başka kötü kalpli biri olsun. Çok güzel bir eleştiriydi. Ve ben şunu hatırlıyorum sizinle Maxim'de çalışırken. Siz diyelim bir program saati var. İşinizi öyle aşkla yapıyordunuz ki seyirci de zaten size aşık. Yarım saat geçmiş bilmem ne kaptırıp gidiyordunuz. Tabii, çünkü tabii. Sahneden çok mutlu iniyordunuz. Evet. Bir an geliyor. İşte o az solistler zaten o tip bir şeyin içinde. Seyirci kalkıyor ne o gidiyor. Ha. Ama bak orada onu tarif edeceğim az solistler zaten efsane olarak kalıyor. Bir an geliyor. Muazzez Abacı artık orada herkes için değil. Muazzez için okuyor. Bitti. Evet. Ben buna iki kere... Ben radyoda da öyleydim evet. Sadece. İki kere şahit her oldum. Her gün büyük formda bir iki eser çalışmadan eve gidersem o gün uykularım falan kaçıyor. Evet. Şimdi abi bir şey söyleyeceğim sana ya. Hakikaten bir şey söyleyeceğim. Yani bu TRT'ye helal olsun ki bu arşivlerde onu geçenlerde aslında. O dün gece yeğsiyle kendimden geçtiğimi o var orada. Yaptım. Fakat kardeşim sonunu tam yükleyememişler. Tam o hani TRT arşivi dijitale indirildi. Evet. Dijitale indirirken bazı tarihin yarattığı pürüzler kaldı, temizlendi. Ama kardeşim, TRT çok orada... büyük bir iş yaptı. Bütün plak, bütün o bantlar hepsini dijital ortamda. Dijital yerken mesela yılbaşı çekimleri küçücük bir tatil. Mithat Paşa'da küçücük evet. Bir stüdyo. O zamanki kameramanların hepsi büyüdü, bir yerlere geldi. Tabii. Yani Uğur Dündar şimdi o yani tabii ki hepsi. Ama işte korodaydık böyle. Bluzlar alırdık ödünç. Maxi eteklerimiz tabii. Üstüne her seferinde değişik bluzlar. Heyecan arkadaşlardan kutlu. Falan para yok. 230 lira mı ne bir şey alıyoruz. Burs. Sonra yani. Müzik eğlence dairesi Erkanlar kahramanlar. Hayır, ya bile dedi korodayız. Böyle korodan bir saniye falan görünürdüm ben. Tabii. O yeter ama. Senin yola çıktın. Tabii ki. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizde iz bırakan olur ya şarkıcılıkta kendiniz okuyun veya geçmiş rap, klasik repertuar olsun. Mesela sizin için böyle çok özel şarkılar var mı? Var tabii canım. Mesela? Mesela ben çok enteresandır. Münir Nurettin'i çok severim. Hafız Burhan'ı çok severim. Perihan Altın'da Sabide Türgülerman'ı çok severim. İşte Gel Gitme Kadın Okur mesela onu 3 ay falan dinlemişimdir. Sırf o şarkıyı. Sabide Tur'un. Hamit Yücesi'ni severim. Yani Müzeyyen Hanım'ı öyle. En çok yani sevdiğin zaman... eser hangisi? Allah'ını peygamberini seversen söyle. Benim. Bir Yüzam beste. Rehi aşkında edip kaddimi kütah gönül. Onu bir melodik mırıldansanız. Ya hiç şimdi derden aklıma geliyor. Aman efendim.
Ah beni meydan tukanım, kaddimi kütah gönül, aman efendim. Böyle bir şey işte. Harikasınız. Sacit abi iptal oldu şu anda. Ya bu sen bunu iptal oldu şu anda. Bu vallahi başka bir şey şimdi. Kimine 20 sene ne yapayım ben ya? Okumuyor. Sacit Bey şu anda iptal oldu, onu biliyorum. Sen bir VTR'ye gir o zaman. O da iptal oldu. Hepimiz iptal olduk. Hepimiz iptal olduk. Allah ben iyice iptal oldum. Çünkü Allah. Yani bu bestelerin niye biz bilmiyorum. Anlatamıyorum yani. Kim anlatabildi ki bunu ya? Sen anlatacaksın. Anlatamıyorum. Çok mutluyum gerçekten. Çok büyük bir şans benim için. Çünkü bizim Türk müziğimiz mistik müzik ya. Yani şeyden dini müzik bizim müziğimiz. Dini musikiden gelmiş. O zaman bir ezandan gelmiş, dinden gelmiş. Yani hacıdan, hocadan gelmiş, Osmanlı'ya gelmiş. Osmanlı o zaman dünyanın iktidar sahibi bir padişahlar, 3. Selimler oradan gelmiş bizim müziğimiz evet, yani. Evet, evet. Bir Bülent Ersoy VTR'imiz var, çok kısa. Evet, Mazhez Abacı ve Bülent Ersoy arasındaki gerginlik haberimiz gelecek şimdi. Evet, Mazhez Abacı bu konuyla ilgili, Bülent Ersoy ile ilgili çok özel açıklaması olacak. Bu konuda kimsenin bugüne kadar bilmediği bir sır var, onu açıklayacağız burada. Ama çok kısa bir reklam aramız olacak. Kremimiz nedir? Kremimiz fenjilyan. Suyumu içeyim. Çünkü burada mest olduk. Muazzez Abacı'nın yanında o bülbül sesiyle. Çok kısa bir editorialımız var. Üzerine bütün bu skandalı açıklayacağız. Evet, kremimiz fenjilyan. Fenjilyan ne? Tibet'te gençlik güzellik demek. Ne alakası var derseniz, ben Tibet'e gitmiştim. Orada bir ağaç kökünü dövüp halk bulamaç yapıyor. Maske yapıp yüzüne sürüyor ve 8-10 yaş genç gösteriyor. Bunu aldık, yurdumuza getirdik. Kaz Dağları'ndan toplanan bitkilerle meç ettik ve fenjilyan ortaya çıktı. Fenjilyan bir Türk markası ve ben de parayı aldım reklam yapıyor değil, işin ortaklarındanım. Doktor olduğumu ve her zaman doğru olduğumu gözetirseniz sahte bir ürünü tanıtmayacağımı tahmin edersiniz. Tüm bakanlık izinleri, klinik testleri yapılmış bir kremdir ve anti-aging özelliği vardır. Yani yaşlanma karşıtı. Hem hanımlar hem beyler sürer. Evet, özellikleri. Güneşin zararlı ışınlarından sizi korur bir kere. Cildinizin kösele gibi olmasını Allah muhafaza cilt kanserlerini önler. Ama gelelim kozmetik özelliklerine. Bir, kırışıklık karşıtı. Tüm kırışıklıkları ameliyatsız, bıçaksız, botoksuz ortadan kaldırır. Alın çizgileri, kaş arası çizgileri, göz çevresi, kaz ayakları, dudak çevresi çizgileri, dudak üstü barkod çizgileri. Biliyorsunuz hanımların en büyük sorunu dudak üstü kırışmaları. Erkekler bıyık bırakır kurtulur ama hanımlara maalesef cilt bakımı lazım. Botoksa gerek bırakmadan bunları halleder. Ayrıca sarkmaları toparlar. Alın çizgilerini düzelttiği gibi boyun sarkmalarını toparlar. Evet, kırışıklıkları hallettik. İkinci özellik göz çevresindeki morluklar ve gözaltı torbaları. Bunları da hallediyor. Botoksuz, ameliyatsız. 3. Cilt lekelerini önlüyor. Evet, yanlış duymadınız. Cilt lekeleri, güneş lekeleri, her türlü akne izi ve çil dahil bütün cildinizdeki ton farklarını ortadan kaldırıp cildinizi üniform, bebeksi bir cilde kavuşturuyor. Nasıl ulaşıyoruz Fenjilyan'a? www.fenjilyan.com veya 0533-057-4592'den. Erol Köse, bunların hiçbir aklımızda kalmadı derseniz Google'a veya herhangi bir arama motoruna Erol Köse yazın, boşluk bırakın, krem yazın, fenjilyan.com önünüze gelir. WhatsApp'tan da biliyorsunuz 0533-057-4592'ye mesaj bırakabiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarına da, Instagram ve Twitter'dan da direkt mesajlara sipariş verebilirsiniz. Ödeme şekli kapıda nakit veya kapıda kredi kartı veya internetten alırsanız fenjilyan.com'dan kredi kartına taksit var. Uzun etmeyin, Erol Köse kaç lira dediğinizi duyar gibi oluyorum. Evet, bugün özel bir lansman var ve son gün. Nedir? 89 lira olan krem bugün 69 lira.
İki tane alırsanız tanesi 60 lira, üç tane alırsanız tanesi 55 lira. Ekranda kullananların önce sonrası fotoğraflarını görüyorsunuz. Nasıl gençleştiklerini. Hepsi noter onaylı. Yönetmenim bunları değiştirelim. 3000-4000 tane yenisi gelmiş. Halk teşekkür mektuplarıyla bize fotoğraflarını yolluyor. Siz de yollayın. Ve bitmedi. 89 liralık krem 69 lira. İki tane alırsan 63 tane alırsan tanesi 55 lira. Ve ikinci olay 10 liralık hızlı kargo bedava. Evet, 10 liralık tahsilatlı 24 saatte kapınıza getirecek olan kargo da bedava. Evet, bugün özel son bir saat. Bugün saat 12'ye kadar arayanlara şu elimde görmüş olduğunuz 200 mililitre ebatındaki kahve granüllü peeling jeli Feijilian marka, dünyaya açılmış, İtalya'da da satılan Feijilian peeling. Peeling ne? Ciltleri, lifler, ölü deriler, ölü dokular, ölü hücreler atılır ve üzerine krem sürülür. Peeling etkili temizleme jeli, kahve granüllü peeling jeli de bedava. Hemen arıyorsunuz, son bir saatiniz var. Saat 12'ye kadar geçerli kampanya. Hemen arayın. Meşgul çalarsa 10 dakika sonra arayın. Feijilian tavsiye ediyoruz. Feijilian sürmüyorsan bizimle değilsin. Ne sürüyorsak o. Feijilian. Evet, bu konu da Bülent Hanım konusunda kapanmış bir konu. Tabii ki. Yani. Ya bazen magazin tabii köpürtme yapıyor. Şey tabii ki. Yani. Daha sizi dün aradı. Buyurun yani. Evet, evet. Buyurun. Ne kadar güzel. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Geldiniz, şerefler verdiniz. Sabahın erken saatinde teşekkür ederim. Ayağına buraya. Sağlık canım sağ abacığım. Canım. Şeref verdim size. Sağ olun ben canım de için. Kendi çok adıma ekran başında bizi seyredenler adına çok çok teşekkür ediyorum. Yarın, pardon, iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın, heyecanlandım. Canım benim.